Merhabalar, sesim geliyor mu şimdi? Evet, şu an geliyor. Geliyor Evet. hocam, merhaba. Nasılsınız? İyi hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet, saat şu anda 3 oldu zaten. Biraz bekleyelim, bir iki dakika insanları, değil mi? Evet. Sınavlar ne zaman başlıyor bu arada? 5 Nisan 18 Nisan arası hocam. İyi, daha bir ay varmış. Var. İyi, Aynen öyle. rahat zamana denk geldik. Şimdi bugün geçen seferkinde ben biraz C-Make'e çok zaman ayırdım ve C++'a girişe çok zaman ayırdım. Yani aslında bir de animasyon yaptık ama bugün biraz daha böyle oyun programlama ile ilgili kod yazacağız. Başlangıçtaki kısımlara hiç girmeyeceğim. Yok, C++ neymiş, C-Make neymiş, derleme neymiş, hiç onlardan bahsetmeyeceğim. Doğrudan programlamaya gireceğiz. Bu kısmını aslında daha önce Melih ile yaptığımız bir çalışmayı burada biraz yapacağız. Hatta Melih de bana yardım edebilir. Melih, Ederim. Çok rahat bir şekilde. şey düşünüyorum. İşte arka planımızı koyalım, askerimizi koyalım. Ondan sonra sinir, şeyle onun trigonometriyle bakacağı açıyı hesaplayalım. Tamam. Daha sonra da deltalarını hesaplayalım. Delta değerlerini. Ve karakterimizi oynatalım. Yani düşmanları eklemeden kalan kısmı yapalım diye düşünüyorum. Tamam, yapalım. Ya yaparız sadece. Evet. Asetleri nasıl yapalım? Paylaşalım mı? Assetleri ben şimdi nasıl paylaşabilirim? Mesajı herhalde çok rahat atılıyordu. Bakalım. Chat penceresini açayım. Buradan send file varmış. Evet, doğru söylüyorsun. Desktop'ta arka plan 1. 8,8 MB yüklüyor. Bir saniye. Lütfen herkes, şimdi bir tane arka plan resmi atacağım. Bir de karakter resmi atacağım. Öncelikle onları masa üstünüze indirmenizi rica ediyorum. Sonra ben döneceğim kendi programıma. Açınca beraber atarız ilgili klasörlere. Öteki de erkek tüfekmiş. Onu da atalım. Şu kapatayım. Nerede bu? Evet, iki tane resim attım. Biri arka plan 1.jpg, ötekisi de erkek alt çizgi tüfek alt çizgi 00.png. Sizlerden ricam, öncelikle bunları bir masa üstüne indirin, her ikisini de. Şimdi bugün yapacağımız oyun, aslında biz GameLab'de biliyorsunuz oyun programlama eğitimleri de veriyoruz. Bu eğitimlere mühendislik öğrencileri ve profesyoneller geldiğinde bunları, bizim 10 kurdan oluşan bir eğitim var. 7. kurdan başlatıyoruz. C++'la oyun programlamanın başlangıcından. Orada yaptığımız, kullandığımız oyunun grafikleri aslında. Bu taptan bir savaş oyunu. İşte zombilerle, Infected ismi, zombilerle falan savaşıyorsunuz taptan. Fakat bizim bu oyunu kullanmaktaki temel sebebimiz şu. Şimdi uzun vadede eğitim, tabii şimdi oyun programlama çok büyük bir alan. Yani daha aslında biraz mesela Unity kullanan falan insanların, Unreal'ı kullanan insanların tam fark etmediği şekilde arka planda aslında devasal bir endüstri çalışıyor. Yani işte grafik formatlarını hazırlayanlar, bunları yükleyenler, efendime söyleyeyim, işte fizik motorlarını yazanlar, kütüphaneleri yazanlar, oyun motorlarını yazanlar. Yani arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız bu motorları açıp oyunlarını yapmaya başlayana kadar arkada devasal bir endüstri çalışıyor. Tabii zaman alıyor dolayısıyla. Çok büyük bir birikim oyun endüstrisi. Eğitim bir zaman alıyor. Biz de bunu parçalara böldük. Yani öncelikle 3 boyutlu programlamada daha çok biz matematik ayağında matriksleri kullanıyoruz.
vektörleri tabii ki. Fakat tabii onun öncesinde o matris ve vektör işlemlerinin temelinde olan bazı trigonometrik işlemler var. Onların ne olduğunu da öğrencilere öğretebilmek için öncelikle top-down iki boyutlu bir oyun yapıyoruz. Ve burada işte trigonometrinin kullanımını anlatıyoruz. Daha sonraki aşamada üç boyutlu programlamaya geçip orada matrislerle, vektörlerle devam ediyoruz. Çünkü yani temel hedefimiz hani bizim motor yazan insanlar yetiştirmek. Sadece oyun yazan insanlar değil, motor yazan insanlar da yetiştirmek. O yüzden bu işlemleri yaptığımızda arka planında ne olduğunu, bittiğini bilmesi lazım öğrencinin. O yüzden iki boyutlu bir oyuna başlıyoruz. Ayrıca zaten yani tabii OpenGL'inde iki boyutlu çizim özelliği de var. Sadece üç boyutlu değil. Oyun sektöründe de yani iki boyutlu oyunlar her zaman yapılan şeyler. Ben bile şimdi iki boyutlu bir oyun çıkartmayı düşünüyorum yani. Hani gayet keyif alarak oynadığım bir tür o iki boyutlu oyunlar. O yüzden böyle başlıyoruz. Öncelikle herkese merhabalar diyorum. İnşallah buradaki arkadaşlarımız şimdi ilk bölüme katılan arkadaşlardır. 32 kişiyiz. İlk bölüme katılmayıp da gelen arkadaşların da arkadaşlar da inşallah videosunu seyretmişlerdir. C++ ile bir oyun programlayacağız hep beraber. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. İlk bölümünde bu serinin daha çok C++ nedir, CMake nedir, derleme nedir, derleme işlemi nasıl yapılır gibi konuları beraber inceledikten sonra bir iki boyutlu animasyon yaptık, programladık. Zaman az kaldığı için öyle yaptım. Hani klasik bir Windows'un şeyi vardır ya, söyleyin adını, screensaver'ı, böyle bir logo ekranda oynar, onu programladık. Aslında 3-5 satırdan oluşan kolay bir animasyon. Fakat insan nasıl olduğunu bilmediği zaman başta düşündüğünde biraz zor geliyor. Ama aslında bizim oyun programcılığı açısından en temel, en basit animasyon. Şimdi oradan hatırlarsanız bir logoyu obje olarak yüklüyorduk. Ondan sonra iki tane buna x ve y koordinatlarına çizdiriyoruz. Ve ondan sonra da delta x, delta y diye her bir frame'de ilerleyeceği miktarı tanımlıyoruz ve her bir frame'de o delta x, delta y'yi x ve y'sine ekliyoruz. Böylece x ve y'yi her frame'de değiştirmiş oluyoruz ve logo da ona göre hareket etmeye başlıyor. Kenarlara ulaşıp ulaşmadığını da test ediyoruz. Bildiğimiz klasik if komutuyla. Eğer logo ekranın kenarlarına ulaştıysa delta x ve delta y değerlerini tersine çeviriyoruz. Eksi 5, artı 5 ise eksi 5'e çeviriyoruz. Böylece mesela delta y'yi artı 5 ise eksi 5'e çeviriyoruz. Böylece 5, 5, 5 artarken 5, 5, 5 azalmaya başlıyor. Şimdi bugün yapacağımız işte bir tane karakterimiz var. Karakterimizi başlangıçta ekranın ortasına çizdireceğiz. Önce bir arka plan çizdireceğiz. Sonra karakterimizi çizdireceğiz. Karakterimiz daha sonra mouse'umuza doğru bakmaya başlayacak. Yani mouse'umuzla bir yerlere tıkladığımızda karakterimiz o yöne doğru dönecek. Yani hani FPS oyunlarını oynuyorsanız onun üzerinden anlatırsam 3 boyutlu ortamda hani mouse'umuzu sağa sola döndürerek döndürürüz ya kamerayı. Onun aynısını top-down'da 2 boyutlu da yapacağız. Ve sonrasında da W, A, S, D tuşlarıyla bu karakterimizi baktığı yöne doğru ilerleteceğiz. Ben masaüstümü bir paylaşayım sizlerle. Nasıl paylaşıyorduk? Share screen. Desktop biri paylaşıyoruz herhalde bunda. Değil mi? Paylaşılıyor Paylaştınız. galiba. Evet. Şimdi önceki şeyde derste yaptıklarımız duruyorsa eğer onları birazcık silelim. Ama ben silmiştim önceden. Sonra tekrar temiz bir liste yükledim. Sizden ricam gamecanvas.h sınıfına h dosyasına geçelim. Burada private bölümünde gimage logo diye bir tanımlama satırı var. Sizde eğer önceki duruyorsa orada int logo x logo y, int logo d x logo d y gibi bazı değerler de vardır. Hepsini siliyoruz. Private'ın altındaki her şeyi siliyoruz ve Ctrl S'ye basarak kaydediyoruz. Sonra dönüyoruz CPP dosyamıza. Game Canvas CPP'ye.
Ben de 18. satırda. Bunların hepsi satır numaraları. Sizlerde bir aşağı iki yukarı aynıdır herhalde. Setup fonksiyonumuz var. Setup fonksiyonunun içerisinde logo.loadimage diye bir satırım var. Eğer öncekini kullanıyorsunuz onun altında x eşittir bilmem kaç, y eşittir bilmem kaç, delta x bilmem kaç böyle satırlarınız vardır. Bunların hepsini siliyoruz. Sadece slash slash log ilgili step setup ve sonrasında süslü parantez kapaması kalsın. Update'te de gene aynı şekilde. Eğer bende bir şey yok şu anda ama sizde logi satırından sonra bir şey varsa lütfen silin. Hatta o zaman log satırını da kapatmıştık. Ve bir de gene draw'da da logi satırından sonra ne varsa siliyoruz. Logi'yi de gene orada kapatmıştık. Ben bu silme işlemlerini yaptıktan sonra bir kere run'a bir basayım. Evet, bende boş bir pencere geliyor. İsmi Glistep. Pencere isminin boyutunun nasıl değiştiğini de geçen şeyde bahsetmiştim herhalde diye hatırlıyorum. Boş bir pencere geliyor. Şimdi öncelikle müsaadenizle gene bir iki dakika harcayacağım ama sizler şimdi hepiniz çoğunuz mühendissiniz yani. Ve buraya katılan insanlar da Teknoloji Üsküdar'ı takip eden insanlar. O yüzden şimdi tabii birazcık teknik kısmına değineceğim. Bakın biz fark ettiyseniz çalıştırdığım zaman penceremin arka planı lacivert renkli, koyu lacivert renkli bir şekle boyanıyor. Normalde aslında OpenGL'i ilk çalıştırdığınızda arka plan siyahtır. Simsiyahtır. Sonra o objeleri koyarsınız. Gene siyahtır. Fakat sonra ışıkları da koyduğunuzda aydınlatmaları koyduğunuzda obje aydınlanmaya başlayınca siyah ortam içerisinde objeler gözükmeye başlar. Fakat biz burada hem ekranı siliyoruz hem de lacivert bir ekran oluşturuyoruz. Başlangıç noktamız burası olsun. Bakınız. Game Canvas H'ye geçtim. 15. satırda class game canvas 2 nokta üst üste public g base canvas diye bir satır var. Bu satır ne demek? Game canvas'ımız g base canvas sınıfını türetiyor demek. Yani extend ediyor. G base canvas şeklinde bir base canvas'ımız varmış aslında. Niye biz base canvas'lar yazıyoruz? Tabii object oriented programming'den bildiğiniz gibi bunun altındaki bunu türeten her şey bizim burada zorunlu kıldığımız özellikleri alsın diye öğretiyoruz. Ve işte orada biz hani setup, update, draw fonksiyonlarımız var ya. Buradaki geliştirmenin, development'ın özelliği olarak burada zorunlu kıldığı için de child'e olan game canvas'ta bu fonksiyonları, burada gördüğünüz bütün fonksiyonları koyuyoruz. Şimdi ben bu gbase canvas'ın CPP'sine gittim. Yani kontrole basarak bunlardan herhangi birine tıkladım. Ha burada da şöyle yaptım onu da söyleyeyim. Şurada class game canvas, public game canvas yazıyor ya. Kontrol tuşuna bastım bilgisayarımda. Sonra da bu gbase canvas'a klikledim. Klikleyince açıldı. Açılınca burada bütün içerdiği fonksiyonları, değişkenleri görebiliyorum header'ında. Sonra o fonksiyonlardan herhangi birine gene kontrole basarak tıkladım. Tıklayınca da CPP'si açıldı. Evet, şimdi burada bakın clear background diye bir şey var. Yalnız ben bu pencereyi nasıl küçültebilirim? Bu pencereyi minimize edebiliyor muyum? Çünkü benim tam şeye denk geliyor da. Kod ekranda mı yoksa? Kod ekranında şu küçük olan şey var solda. Ona basarak şey yapabiliyorsunuz. Kod ekranında değil canım. Şeyi bu hani katılanların fotoğrafları falan gözüküyor ya. Onu... Tam benim çünkü şey üstüne geliyor da editörün üzerine. Editörün scroll barı vardır ya tam onun üzerine geliyor. Aşağı yukarı oynatmakta biraz zorluk çıkıyor. Evet. Neyse. Şimdi yukarı aşağı biraz oynayamıyorum. Bulamadım nasıl ineceğim. Şimdi şurada yalnız base canvas'ta bir clear background komutumuz var. Bunu nereden çağırdığımı arayacaktım yukarı aşağı inerek de şu pencere tam üstüne geliyor.
Bakın burada clear color diye bir komut girilmiş. 0030 RGB değerleri bunlar biliyorsunuz. RGBA daha doğrusu. Red 0, green 0, blue 30. Bu ifade alfa da 0. Dolayısıyla bu ifade koyu lacivert bir rengi ifade eder. Set color 255 dediği de yazı rengi olarak, çizim rengi olarak da beyaz renk atanmış. Başlangıç itibariyle. Şimdi game canvas'ımıza dönmeden önce masa üstümüze resimler indirmiştik. Bir onlara bakalım. Arka plan 1 JPEG ve erkek tüfek 00 JPEG. Dosya yöneticimizi açıyoruz. Öncelikle lütfen Windows gezginini açın. Oradan C'ye gidin. Benimkisi Linux olduğu için hafif biraz farklı olabilir ama olay aynı şey. C'ye gidin lütfen oradan. Oradan da dev'e girin. Küçük harflerle yazılmış dev klasörüne. Oradan da glist klasörüne girin. Bizim motorumuzun kurulduğu ana klasör burası. C, dev, glist klasörü. Bunun içerisinde 3 klasör var. Birisi engine tarafı, engine kısmı. Birisi kendi yazdığımız application'ların bulunduğu kısım. Birisi de Zebin kütüphanesi de hem Eclipse ID'sinin bulunduğu hem de bu motora ekli kütüphanelerin bulunduğu kısım. Bunu böyle ayırdık çünkü Linux'da ayrı, Macintosh'da ayrı, Windows'da ayrı bunlar. O yüzden bunları böyle paketledik ki her birisi için ayrı ayrı indiriyorsunuz. Yani işletim sistemini bilgisayarınızın hangisi ise bu Zebin'in altına onu indiriyorsunuz. Glist, motor kısmı her hepsinde aynı. Bir de application kısmı da tabii o size bağlı bir şey. Tamamen kişisel bir kısım. Burada My Glist Apps klasörüne giriyoruz. Ve işte programladığımız application'ımız bu klasörün altında. Glist App klasörü. Zaten Ahmet'in videosundan da hatırlarsanız bunu ayrıca klonluyorduk GitHub. Bunun içerisine girdiğimizde de Glist App klasörüne işte uygulamamızın ana dosyaları burada. Birincisi hepiniz artık biliyorsunuz uzun uzun anlatmama gerek yok. Derleme otomasyonumuzu, compiling işlemini yürüten CMake listimiz var. İkincisi SRC klasörümüz var. Bu program CPP dosyalarımızın olduğu klasör. Üçüncüsü asset klasörümüz var. Oyunumuzda kullanacağımız assetlerin yani resimler, fontlar, modeller, sesler, database'ler, ne olur başka, müzikler, işte gibi assetlerin, yani dış dosyaların, text file'lar, bütün dışsal dosyaların olduğu bölüm bu. Onun haricinde build kısmı otomatikman ulaşıyor. Her run'a bastığımızda build'i, ID'yi otomatikman oluşturuyor. Şimdi buradan asset kısmına lütfen giriniz. Ve buradan da images kısmına girelim. Başta çizdirdiğimiz bir logo vardı. Gördüğünüz gibi o logo da zaten burada duruyormuş. Şimdi masa üstüne attığımız iki resmimizi lütfen buraya yapıştıralım. glist app /assets/images klasörünün altına. Daha da tam ol dersem aslında C dev glist my glist apps glist app assets images klasörünün altına o iki resmi atalım. Niye böyle asset diye gruplandırıyoruz? Şimdi resimleri yüklerken hemen ondan bahsedeceğim sizlere. Şu base canvas'ı bir kapatalım. Tabii gene daha öncesinde yaptığımız gibi öncelikle bir obje yaratmamız lazım. Yazılımımızda kullanabilmemiz için bu fotoğrafları. Bir obje yaratmamız gerekiyor. Bizim buradaki resim objemiz de gImage'di. gImage, bu önce background resmini yükleyeceğim. O yüzden gImage background diye bir obje tanımlıyorum. Resim tipinden bir obje. Aslında bakın inanın bundan sonra yapacağımız bütün şeyler yani bu resim formatıyla yapacağımız yükle, çizdir hepsi dünyadaki bütün frameworkler, bütün oyun motorlarında hep aynıdır. Sadece buradaki objenin adı değişir o kadar. Zaten biz bile 3 tane motor kullanıyoruz. Birinde ismi bitmap, birisinde yani onu kullanırken bitmap background diye tanımlıyoruz. Ötekisinde off texture background diye tanımlıyoruz. Bunda da gimage background diye tanımlıyoruz. Ama işlemler tamamen aynı. Yani isim sizi çok aldatmasın, işlevi tamamen aynı.
Şimdi GameH Background diye objemizi tanımladık. İlk yapacağımız iş nedir? Bir şey tanımlıyorsak hemen setup'a gidiyoruz. Setup'ta bunun için bir satır açıyoruz ve initialization işlemini yapıyoruz. Yani ilk değerini vereceğiz. Neydi bu? Background. Background nokta diyoruz. Background nokta yazınca önümüze bir menü açılıyor. Bu menüde biliyorsunuz kullanabileceğimiz fonksiyonların listesi var. Ben biraz da bir de load yazacağım. Küçük harflerle. Şimdi load yazınca iki tane fonksiyon çıkıyor karşıma. Biri load parantez içinde full path, öteki ise load image parantez içinde image path. Bunların farkı şu. Load image doğrudan hani o demin resimler attığımız asset slash images klasörü var ya, doğrudan oradan başlar. Yani mesela onun altında logo.png diye bir şeyimiz varsa direkt logo.png yazabiliriz. Ayrıca böyle bir path girmemize gerek yok. Images'in altında ha ona mesela oyun diye bir klasör açıp onun altını açarsak gene images'tan başladığı için oyun slash logo.png olur. Ama her zaman images'tan başlar. Load komutu ise full path diyor zaten farkındaysanız. Bilgisayarımızın herhangi bir yerindeki resmi açabilir. Buradaki full path demek c dev işte bilmem noyan slash desktop slash logo png diye bir path de girebiliriz. Şimdi yalnız size oyun programlarken şunu söyleyeyim. Her zaman grafiklerinizi, assetlerinizi asset klasörünün altına atın mutlaka ve doğrudan linkleri kullanın. Load image komutu, load font komutu gibi doğrudan load'ları kullanın. Çünkü yani hangi motoru kullanırsanız kullanın böyle yapın. Çünkü sonra şöyle bir zorluk yaşayacaksınız. Düzensiz çalışırsanız sonra mesela ekip arkadaşınıza bunu zipleyip gönderdiğinizde bilgisayarın her tarafındaki bütün dosyaları zipleyemezsiniz. Veya mutlaka atladıklarınız olur. Bir sürü hem de olur. O yüzden yani daha böyle başlangıçta 2-3 dosya var. Bittiğinde binlerce dosya oluyor. Oyun bittiğinde. Yani o yüzden mutlaka böyle yani full pet'lerden kaçının. Her şeyi asset klasörün altına kurmaya koymaya bakın. Hangi motor olursa olsun. Hangi framework olursa olsun. Dolayısıyla ben de load image kullanacağım. Enter'a bastım. Load image seçip. Çıkan otomatik metni sildim. Bir tırnak açtım. Çünkü string cinsinden bir değer istiyordu. Dosyamın ismine bakayım. Arka plan 1.jpg. Tamamen küçük harflerle yazılmış. Küçük harf büyük harf fark eder bu arada. Bilgisayar programcılığında. Evet onu tırnağın içine yazıyorum ve noktalı virgül koyuyorum. Background nokta load image parantez açalım, tırnak açalım. Arka plan 1.jpg. Hani oyunlar başlarken loading diye böyle bir gösterge böyle ilerler. O sırada assetler yüklenir ya. İşte bu o aşama aslında. Burada şimdi bir tane resmi yükledik. Hemen tabii bendeki geleneksel mesleki alışkanlık. Bir şeyi de yüklediğim zaman hemen bir ekrana çizdirip görmek isterim. Yüklemede bir hata var mı? Adreste hata yapmış olabilirim. İsimde yapmış olabilirim. Resmi atmamış olabilirim. En yaygın yapılan hatan uzantısı yanlış yazılır. PNG'dir, JPEG yazılır. JPEG'dir, PNG yazılır. Mutlaka bir kere denemek lazım. Ekrana çizme komutumuz neydi? Draw. Background nokta draw diyoruz. Draw'da da bir sürü şey var. Farklı versiyonu var draw fonksiyonun. Ben ilkini kullanacağım. X ve Y. Ve de sıfıra sıfıra çizdireceğim hemen. Ya. 0,0 noktalı virgül. Aslında yani yaptığımız iş bu aşamada kolay. Game H background diye tanımladık. Background nokta load image diye yükledik RAM'e ve background nokta draw diye de ekrana çizdireceğiz. Kayıta basıyorum. Sonra oynatmaya basayım bakalım ne olacak. Evet. Resmim şimdi ekrana gelmeye başladı. Sizler de yazıyor musunuz bunları? Kodları.
Sizlerden ricam lütfen kodları yazın. Bakın zaten hepiniz zeki çocuklarsınız. Tek mutlaka yani anlattığım her şeyi anlayacaksınızdır. Hiç şüphem yok. Ama bizim bilgisayar programcılığında bir şeyleri anlamak yetmez. Yapabilmek gerekir. Yarın bir gün birisi şunu yap dediğinde takır takır kod yazmak gerekir. Mesela benim işverenlerde en çok gördüğüm şu. Hocam diyorlar, çocuklar geliyor yeni mezunlar diyorlar. Aç diyorum, şu kodu yaz diyorum. Yazamıyor. Böyle bir şikayet var işverenlerde. Haklı da bu arada. Gerçekten kod yazma pratiklerimiz çok düşük ilk mezun olduğumuzda. O yüzden ne kadar çok kod yazarsanız o kadar avantajı, faydasını görürsünüz meslek hayatına girişinizde. O yüzden mutlaka kodları yazınız. Anlamanız yetmez. Öğrenmeniz için bol bol kod yazmanız gerekir. Yani emin olun mesleki eğitimde Türkiye'deki en tecrübeli kişilerden birisiyimdir. Yani bugüne kadar binlerce stajyer çıkarttık. Binlerce kişiye eğitim verdim. Direkt mesleki eğitim. Çok iyi biliyorum. Sadece dinleyerek anlamak yetmiyor. Sonra hadi şunu yap dediğimizde takılıp kalıyor öğrenci. İlk başlarda. O yüzden mutlaka ama mutlaka yazabildiğiniz kadar yazın kodları. Hatta görmediğiniz yerde bana diyebilirsiniz. Hocam şuraya dönebilir miyiz? Orayı yazamadım ben diyebilirsiniz. Döneriz, bekleriz. Sorun yok. Attığım resme gelince. Bakın attığım resim kaça kaçtı? Şöyle bir tıklayayım. 3840'a 2160. Ve büyük bir resim. Şu çizdirdiğimize de bakarsanız biz aslında bu resmin şu kadar bir kısmını çizdiriyoruz şu anda ekrana sadece. Şu kayaların biraz sağından geliyor. Şu kadarcık bir kısmını çizdiriyoruz. Gerisi karakterimizi şimdi çizdireceğiz. Karakterimiz ilerledikçe kamerada onunla birlikte ilerliyor ve bütün alanı geziyor. Keşfediyor. Oradaki yaratıkları bulup onlarla savaşıyor. Yani resim daha büyük ama biz şu anda açtığımız pencereye sığan kısmını çizdiriyoruz. Penceremizin de büyüklüğü nedir diye merak ettim ben. Hem geçen dersin de tekrarı olsun. Bir ona da bakalım. Sol taraftaki Proje Explorer penceresini açıyorum. Sizde açık olabilir. Buradan Glistep'i aşağı doğru süzüyorum. Buradan SRC klasörünü aşağı doğru süzüyorum. Burada main.cpp diye bir sınıfım var. Buna çift tıklıyorum. Biliyorsunuz her C++ yazılımı, her C yazılımı, her Java yazılımı her zaman main diye bir fonksiyondan başlar. İşlemci main klasörünü arar, bulur ve oradan başlar. Kodunuzun içindeki main klasöründen. Burada da bir fark yok aslında. Burada da öyle. Gene main'den başlıyor. Biz de main'in içerisine ne yazmışız? Motoru başlat diye bir komut yazmışız. Ve buna da parametre olarak oluşturacağımız pencerenin ismini, tipini ve boyutlarını parametre olarak gönderiyoruz. Ve motor da bu pencereyi oluşturup diğer her şeyi başlatıyor. Buradan gördüğümüz gibi penceremiz de 800'e 480 olarak belirlemişiz. Ama isterseniz bunu da değiştirebilirsiniz. Yani 1280'e 720 de yapabilirsiniz. Hatta ben şimdi biraz değiştireyim. Atraksiyon olsun biraz. 960'a 540 yapayım. Quarter full HD olsun. Kaydete basayım. Oynata basayım. Bakalım nasıl olacak. Biraz daha büyük bir pencere oldu. Çok fark etmedi ama şurada birazcık sağda ve altta biraz daha fazla alan göstermeye başladı. Böyle olsun. Siz de böyle yapın. 960'a 540 olsun. Eğer bilgisayarınızın çözünürlüğü Full HD ise 1920'ye 1080 ise bu pencereler biraz küçük gelebilir size. O zaman 1280'e 720 yapın bu pencereyi. Öyle devam edin. Evet. Bunu kapattım. Yani resmimizin büyüklüğü, orijinal büyüklüğü 3840'a 2160'mış. Biz bunun şu anda 960'a 540'lık bir kısmını gösteriyoruz. Gerisini karakterimiz ilerledikçe kamera onunla beraber gidecek.
Evet, bu gelelim karakterimize. Bir de karakter resmi atmıştım. Şimdi onun için de hemen Heeder'a geçiyoruz. Heeder'da GImage Background satırın altına bir satır açıyoruz. GImage Character. Noktalı veri. Hocam Karakteri. ilerlemeden önce chat'e bir Evet. tane soru geldi de anlık olarak. Bakalım. Onlara bir bakabilirsek. Chatlerde. Chat'e nasıl gireceğim? Ben Çete okuyayım nasıl? istiyorsanız hocam şöyle. Evet, lütfen. Pencere boyutunu ayarlanabilirliğe nasıl kapatabiliriz diye bir soru geldi de. Ayarlanabilirliğini kapatmak ne demek? Yani tam ekran mı yapalım? Yani Buradaki muhtemelen ayarlarda, onu sordu. evet. Başka diğer soru ne? Onu da bir Diğeri isterseniz. de sayıların oranı önemli mi yoksa direkt bilgisayarımızın ekran boyutundan küçük olması yeter mi diye sordu galiba. Şunu söyleyeyim. Ben mesela verdiğim sayılar bazı temel ekran büyüklükleri var biliyorsunuz. Mesela Full HD var. Full HD 1920'ye 1080 çözünürlük demek. Veya HD var 1280'e 720. Bu verdiğim ölçüde Quarter Full HD ölçüsüdür. 960'a 540. Yani cep telefonların bugünkü birçoğu bu çözünürlükte. Yani standart bir ölçü. Biraz daha küçük çizdiriyorum çünkü şundan dolayı hani kodları da solda görelim diye ben böyle çalıştırdığım zaman şundan dolayı öyle yaptım. Pardon açıldı ya şimdi. Şöyle genellikle pencereyi böyle biraz yana çekiyorum. Hani hem kodlar gözüküyor hem pencere gözüküyor. O yüzden biraz daha küçük yaptım. Yani tam ekran çalışmıyorum. İsterseniz siz tam ekranda çalışabilirsiniz. Anladım hocam. Fark etmez Şeyin ilk benim için. soruda şeyi kastetmiş. Pencere boyutu ayarlarını bir de. Sağ köşelerden, sol köşelerden büyütüp küçültebiliyoruz ya uygulamanın. Evet. Onu kapatabilir miyiz koddan diye Şimdi sormuş. koddan kapatırız. Ona da geleceğim. Öncelikle burada bir ayar var. Window Mode App diye. Bu bir pencere olarak açmanı başlıyor. Bunu Window Mode Game'e dönüştürürsek o zaman tam ekran bir pencere açılır. Ben dönüştürdüm. Oynatayım. Gördüğünüz gibi tam ekran oyun başlıyor. Yani normalde oyunlar tam ekran oynanır biliyorsunuz. Bu da zaten oyun ekranı açıyor bize böyle. Fakat tabii ben şimdi bir tarafta da kodları gösteriyorum ya o yüzden şu anda çok kullanışlı olmuyor bu ekran bana. O yüzden pencere olarak başlattım. Böyle tam ekran başladığı zaman büyütme küçültmeyi bırakın başlık da yok. Yani pencere başladı. Hiçbir şey yok. Bunu da dolayısıyla Alt F4'e basarak kapatabilirsiniz. Eğer bu ayarı yapıp şimdi çalıştırırsanız Alt F4'e basarak kapatın. Onun haricinde pencere olsun da ayarlama olmasın benim girdiğim özelliklerde oluyorsun diyorsanız o zaman beraber biraz incelememiz lazım, bakmamız lazım. Şimdi şu çağırdığımız fonksiyon G-Start Engine fonksiyonu. Kontrole basarak buna tıkladığımızda App Manager CPP sınıfına gidiyoruz. App Manager CPP sınıfında da bakıyorum bir takım ayarlar yaptıktan sonra appmanager.runapp komutu çalışıyor. Gene kontrole basarak runapp'e tıkladım. Geldik runapp komutuna. Motorumuzun application'ı çalıştır komutuna. Burada bakarsam şimdi öncelikle ha şunu söyleyeyim çocuklar. OpenGL konusu var. Şimdi OpenGL bir kütüphaneler topluluğu aslında. Tek bir kütüphane değil. Yani tamam GL kütüphanesi var içinde. Temelde en core kütüphane GL kütüphanesi. GL kütüphanesi yani. OpenGL kütüphanesi tek başına çizimleri yapıyor. Bizim tanımladığımız 3 boyutlu bir uzayda çizim işlemlerini yapıyor. Ama onun yanında bir de GLFW. GLFW isminde bir kütüphane daha var. Bu kütüphanede pencere işlemlerini yapıyor. Yani yeni bir pencere oluşturuyor. Bu pencerenin işte butonlarını koyuyor. Büyütme, küçültme boyutunu ayarlıyor. Ve dolayısıyla OpenGL'e çizim yapabileceği bir pencere oluşturuyor. Ve bu pencerenin pointer'ını daha sonra OpenGL'e gönderiyoruz. OpenGL kütüphanesine gönderiyoruz. Onun haricinde bir tane daha kütüphanesi var. Glue. GLEW şeklinde. Şuradan göstereyim de isimleri, yazılışları oradan görürsünüz. Glist Engine'in
CMake'in en iyi. CMake'in en altında. Sizinle Windows çoğunluğunuzun dolayısıyla Windows, pardon, Intel'miş bu. Evet. Engine'in CMake listine bakarsak mesela burada. 337. satırda bir tane DeX'i var burada. Bakın, GDFV diye bir kütüphane var. Bu pencere işlemlerini yapan OpenGL kütüphanesi. OpenGL 32 diye bir kütüphane var. Bu da çizim işlemlerini yapan ana core kütüphane. Bir de Glue diye, GLEW olarak yazılan bir kütüphane var. Bu da OpenGL kütüphanesi. Bu da OpenGL'in extensionlarını, uzantılarını, yani yapılan ek programcıkları, OpenGL'e extension biliyorsunuz, onları yüklüyor. Burada görmediğimiz bir kütüphanesi daha var. Dört kütüphaneden oluşuyor aslında. O da GLM, GLM kütüphanesi. Onu burada görmüyoruz çünkü o sadece header'lardan, nokta h'lerden oluşan bir kütüphane. O da GL Mathematics'in kısaltması. İşte özellikle bu matrix ve vektör işlemleri için bir takım kolaylaştırıcı işlemler içeriyor. Dört tane kütüphaneden oluşuyor yani OpenGL aslında. Onu da yukarıda include'larda görebiliriz CLM'de. Header, sadece header olduğu için. Nerede görebiliriz? Göremedim. Vallahi bulamadım. Evet, neyse, yani sonuçta bir de CLM kütüphanesi var. Şimdi bulamadım hızlıca yerini. Ha, şurada Apple'ınkinde görebildim. Şurada mesela var. Şimdi ne dedim? Pencere işlemlerini GLFW kütüphanesi yürütüyor. Burada yani biz şimdi bir GLFW penceresi açıyoruz. Bunu initialize ediyoruz. Initialize ederken ilk başlangıçtaki genişliği, yüksekliği ve window modunu girmişiz. Şu initialize'da ne var? Bu var. Bu tabii şuradaki core Glist Engine'in altındaki core'a girersek şurada görebiliriz. GLF window oluşturma yöntemi. Buranın initialize komutuna bakmamız lazım. Bakın, burada girdiğimiz şeylere bakalım. Öncelikle GLFW kütüphanesini başlatmışız. Burada gördüğünüz bütün komutlar, başında GLFW ile başlayan komutlar, GLFW kütüphanesinin kendi komutlarıdır. Öncelikle GLFW kütüphanesini başlat komutuyla başlamışız. Sonra pencere özelliklerini girmeye başlamışız. Bu GL context version major, bu şu demek, OpenGL'in çeşitli versiyonları var. 1.0 ile başladı. Şu anda 4.2 midir? Nedir en son versiyonu? Biz 3.3 versiyonunu kullanacağız. Major ve minor 3.3 demek. Bu da şundan, OpenGL'in en yaygın versiyonu bu. Bütün cihazlarda kesinlikle yüklüdür. O yüzden en yaygın compatibility sağlamak için 3.3 versiyonu kullanıyoruz. Evet, sonra genel profili kullanacakmışız. Geçelim o kısmı. Sonra diyoruz ki eğer window modu game ise işte yüksekliği şu olacak, genişliği bu olacak, refresh rate'i bu olacak. Sonra bir de full screen özelliği de varmış. Maximized yapıyor yani, ama gene şeyler var. Küçültme, büyütme. Sonra şurada create window diye bir komut gönderiyoruz. Gene gördüğünüz gibi GLFW'nun kendi komutu bu. Oluşturduğumuz pencerenin genişliği, yüksekliği, title'ı. Sonra bu nedir? Eğer game olacaksa hangi monitörde olacağını alıyor. Yani cihazın primary monitörünü alıyor, onu da oluşturuyor. Sonrasında şimdi şey arıyorum, yani kapatma, açma butonlar için bir ayar var mı ona bakıyorum. Fakat sonra burada pencerenin icon'ını koymuşuz. Burada yok galiba. Window için bir pointer üretmişiz. T
Tekrar viewport. Yani pencerenin içerisinde çizim yapacağımız alanı da tam ekranda da yapabiliriz. Biraz daha küçültüp büyütebiliriz de. Biz pencerenin içinde tam ekran yapmışız. Sonra callback'leri ayarlamışız. Bunu ayrıca anlatırım. Callback'ler konusu bambaşka bir konu. Bilmiyorum. Öyle bir ayar yok. Yani öyle bir ayar yapmak için şuradaki muhtemelen GLFV Create Window diye bir komutumuz var ya. Burada gönderdiğimiz parametrelerde bir değişiklik yapmak gerekiyor. Yani şu anda mevcutta ya tam ekran yapabiliyorsunuz ya böyle küçülür büyülür pencere yapıyorsunuz. Boyutu değişmez pencere yapmak için burada motorda birazcık editleme yapmak gerekiyor. Ama aklımıza da gelmedi açıkçası. Yani güzel bir şey oldu, hatırlatma oldu. Bunu da ben not alayım. Bunu da eklenecek özelliklerden birisi olarak ekleyeyim. Şurada bir text box açayım da not alayım ben bunu. Pencere büyüklüğü değiştirilemez. Evet, diğer şey neydi ikincisi? İkinci söylenen neydi? Sesim geliyor mu? Aynı geliyor. Aynı soruydu. Öyle hatırlıyorum. Bakıyorum şu anda. Evet, ben bunu da not aldım. Bizim için de işte iyi bir şey oldu. Hatırlatma oldu. Bunu da ekleriz. Bu özellik yok. Ya tam ekran oluyor ya da pencere oluyor ama pencerede boyutları değiştirebiliyorsunuz. Boyutları değiştirilemez bir pencere özelliği yok. O özelliği de eklersek iyi olur. Evet. Bir soru daha vardı ama aynı soru değildi. Farklı bir şeydi. Ben çete nereden girebilirim? Ha şurada varmış. Ha, şey sormuş. O sayıların oranı önemli mi veya yoksa direkt Ha bilgisayar onu numarasından söyledim. mı? Aynen onu Evet. söylediniz. Önce söylemiştim onu. Tamam. Şimdi zaten chat'i de görebildim. Pencere boyutunu Enes sormuş. Önder oranı sormuş. Önder'cim küçük olması yeterli. Benim girdiğim oranlar standart kullanılan ekran boyları. HD'nin şeyleri. Farklı türevleri olduğu için. Enes tekrar sormuş. Açıklama istedik de onun için sormuş. Evet Enes'cim. İyi oldu sorduğumuz soruyu. Biz de bunu geliştiririz bu sayede biraz. Hatta istersen sen yap, merchant ekleyelim. Daha da güzel. Evet, şimdi yani GitHub'a merchant ekleyelim. Açıklayacak Hocam kodu bir yazalım. soru daha geldi. Ne diyor? OpenGL'i öğrenebileceğimiz, sizin de önerebileceğiniz güzel bir kaynak var mı diye Valla sormuş. GameLab İstanbul eğitimlerini de öğretiyoruz yani. Onun haricinde Türkiye'de bir kaynak yok zaten. Evet, şimdi burayı kapatıyorum. Main CPP ile tekrar oyunumuza dönüyorum. Onun haricinde ciddi söyledim ama başka bir kaynak yok. Sadece GameLab'de var. GameLab'de OpenGL'e yavaş yavaş giriyoruz. Hem motor öğretiyoruz yazmayı hem OpenGL'i. Önce kolaydan başlayıp aşama aşama oraya getiriyoruz. Şimdi resmimizi çizdik. Resmimizin küçük bir parçasını çiziyoruz. Şimdi gelelim karakterimize. Demin yazmıştım da devam etmeyeceğim diye sildim. G-Image Background'un altına bir satır açıyoruz. Tekrar tabii image türünden bir obje. Character yazıyoruz. Buna da character ismini verelim. Karakterimizi bir obje tanımladığımız zaman hemen ilk iş olarak ne yapıyoruz? Direkt setup fonksiyonuna gidiyoruz. Direkt ne türü ne olursa olsun. Int de olsa, bulum da olsa, resim de olsa, ne olursa olsun direkt hemen setup'a gidiyoruz. Bunu alışkanlık yapın kendinize. Character nokta load image. Yani aslında zor işler değil çocuklar. Sadece nasıl yapıldığını bilmek gerekiyor o kadar. Aslında zor değil. Şimdi bunun da ismi neydi? Erkek alt tüfek 00 PNG. Bunu da yazayım. Erkek alt çizgi tüfek alt çizgi 00 nokta PNG.
Noktalı verilir. Artık ikinci resmimi de yükleyebiliyorum. Hemen tabii gene alışkanlıklar. Hemen bunu da bir çizdireyim. Hiç yani şey yapmadan, uğraşmadan direkt sıfıra sıfır koordinatına, yani ekranın sol uç köşesini çizdireceğim. Resmi doğru yüklemiş miyim? Bir kere her şeyden önce ona emin olacağım. Şu sol üsttekini de kullanabilirsiniz. Bu daha çok daha kullanışlı zaten. Ben de onu kullanıyorum. Evet, bakalım karakter resmimiz de yüklenecek mi? Karakter resmi de yüklendi. Kodlarımı da şöyle açayım. Gördüğünüz gibi ekranın sol üstünde sıfıra sıfır noktasına çizdiriyoruz. Tekrar bir hatırlatma yapayım. Bizim ekranımızın, penceremizin daha doğrusu sol üst köşesi sıfıra sıfır koordinatı. Buradan sağa doğru artı x koordinatı gidiyor. Aşağı doğru da artı y koordinatı gidiyor. Şimdi ben ve mesela çizdireceğimiz bu karakter resminin etrafında şöyle bir dikdörtgen, sanal bir dikdörtgen düşünürseniz, bir box yani düşünürseniz, bu box'ın sol üst köşesini verdiğimiz koordinata denk getiriyor ve resmi de ona göre sağ altına çizdiriyor. Şimdi tabii hemen gene kısa bir hazırlatma. Mesela karakteri biraz daha sağ çizdireceğimi düşünelim. X'i biraz arttırıyoruz. Veya aşağı çizeyim. Aşağı, biraz aşağı. X'i biraz, Y'yi bu sefer biraz arttırıyoruz. 100 yaptım mesela. Sonra run'a basayım. Yani karakteri çizdireceğimiz koordinatları kendimiz belirleyebiliriz. Gördüğünüz gibi demin sıfıra sıfırken buradan itibaren çizdiriyordu. Şimdi şuradan itibaren çizdiriyor. Sıfıra 100 dediğim zaman. Yani şurası 100 piksellik bir mesafe. Yani burada çizimde çizimin ekranın neresine yapacağımız aslında bize kalmış bir şey. Sağ altına da yapabiliriz. Sağ üstüne de, ortasına da, soluna da. Tamamen biz veriyoruz koordinatları. Ve iki boyutlu bir grafiğimiz var. Düzlemimiz var. Oyun programcılığı çocuklar aslında tamamen analitik geometri ve analitik geometridir yani. Analitik geometri ve bir de trigonometri. Bu ikisini çok kullanıyoruz. Ama ileri düzeyde kullanıyoruz tabii. Ha bu arada bizim mesleğin güzel tarafı şu. Hani öğrenciyken biraz ameli şey matematik ya. Yanlış kelime kullandım. Matematik dersleri biraz insana şey gibi geliyor, yük gibi geliyor. Tamam mı? Yani çoğu zaman birçok öğrenci hatta daha lise yıllarında ne gerek var falan, trigonometriye ne gerek var falan düşünüyor ama biz bunları yoğun olarak kullanıyoruz oyun programcılığında. Dolayısıyla matematiği daha iyi anlamaya başlıyorsunuz ve bir de sevmeye başlıyorsunuz. Oyun programcılığı insana matematiği sevdirtir yani. O yüzden böyle güzel bir özelliği de var. Matematikte ilerletir sizi. Tekrar gerçekten çok güzel bir matematiğe sahip oluyorsunuz. Evet, şimdi iki tane öğemiz vardı. İkisini de ekranın sol üstüne çizdirdik. Şimdi ben öncelikle şöyle yapacağım. Karakterimizi değişkenleştireceğim. Çizdirdiğimiz koordinatları değişkenleştireceğim. Hatırlarsanız karakteri sıfıra sıfır koordinatlarına çizdiriyorduk. Öncelikle iki tane değişken tanımlayayım. Hydra geçtim. Hydra'nın en altına bir satır açtım. Karakterin altına. Ve int diyorum. Int de biliyorsunuz tam sayı değişkenlere verilen isim. Tam sayı değişken tipi. Int cx virgül cy diyeyim. Cx, cy, karakter x, karakter y'nin kısaltması. Kayıt butonuna basıyorum. Sonra cpp'ye geçiyorum. Hemen ne yapıyorum? Setup'a gidiyorum. İki tane yeni çünkü değişken tanımladım. Cx eşittir 0 noktalı virgül enter. Bu arada boşlukları da söyleyeyim ben ya. Atlamayalım. C'ye boşluk eşittir boşluk 0. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Lütfen kodları yazarken benim bıraktığım boşlukları bırakın. Benim bıraktığım yerde alt satıra geçin. Yani benim alt satıra geçtiğim yerde. Benim devam ettiğim yerde aynısını yazın. Yani bitirdiğimizde kodlarını bana atarsanız sanki aynı elden çıkmış gibi olsun.
Bir ekip böyle çalışır. İsterse 10 bin kişi olsun. Bir kodu yazarsınız ve o sınıfa bakan birisi bu tek elden çıkmış zanneder. Açın bakın büyük firmaların kodlarını. Mesela açın Android'in kaynak kodları açık. Hemen Google'dan mesela Android'in bir sınıfını düşünelim. Mesela Canvas var. Source kod Android Canvas yazın arayın. Açın bulursunuz yani internette hemen bulması kolay. Bütün böyle aşağı doğru inin binlerce satır vardır. Hepsi sanki tek insan yazmış gibidir ama inanın yüzlerce insan orada arayalara bir şeyler yazıyor sürekli. İşte iyi bir ekip olmak böyledir. Tek bir kişi gibi kod yazar gibi yazılmak. O yüzden bu genel kabul görmüş yazım kuralları, eşitliklerden, aritmatik operatörlerden önce ve sonra birer boşluk bırakılır mesela. Noktalama işaretlerinden önce boşluk bırakılmaz. 32'deki örnek gibi. Sonrasında bir boşluk bırakılır. İşte ne bileyim mesela fonksiyon isimleri camel case yazılır falan. Yani o yüzden hani ben genel yazım kurallarını alışkanlık olduğu için yani çok dikkat ederek yazıyorum. Lütfen benimkinin aynısı gibi yazın. Geçmeden hocam Önder şey sormuş. Ne Tam demiş? ortada olması için yani şey karakterden muhtemelen bahsetmiş. Karakteri ortada çizdirmemiz için tam ortada olması için get height bölü 2 ve get width bölü 2 dememiz mi gerekir diye sormuş. Tamam, yapalım hemen. Şimdi öncelikle bir değişkenleştirelim. Şimdi CX ve CY diye iki tane değişken tanımlamıştık. Şimdi character.draw'un oradaki sıfırları CX ve CY'ye yapalım. Bir şey değişti mi? Değişmedi. Zaten bunların değerleri sıfırdı. Dolayısıyla aslında hala 0,0 yazıyor. Bir şey değişmedi. Tek değişen ne oldu? Biz bunu değişkenleştirmiş olduk. Değişkenleştirmek niye önemli? Çünkü 0'a 0 yazarken karakterin resmini ekranda oynatamazdım. Ama şimdi değişkenin değerini değiştirdikçe istediğim gibi oynatırım. Yani buradaki mesela değiştiriyorum. CY'yi 100 yapıyorum. Şuradaki satırı hiç değiştirmediğim halde çizim satırımı. Değil mi? Yukarıda CY'nin değerini değiştirdiğim anda çizimi yapacağı yer değişiyor. Gördüğünüz gibi. Bu yüzden değişkenleri kullanıyorum. Şimdi gelelim Önder'in söylediği şeye. Dedi ki Önder, CX yerine get width bölü 2 yapalım. Önder biraz önüme pas atar gibi bir soru sordu. Önder geçen şeyde sen var mıydın? Geçen atölyede ilkinde. Şimdi CX ve CY bölü 2 dedik. Zaten koordinatlar otomatikman ayarlanıyor. Bir oynatalım. Önder'in dediği getWidth penceremizin genişliğini veren fonksiyon. Yani şu mesafenin kaç piksel olduğunu getWidth fonksiyonu veriyor. Dikey olarak şu mesafenin kaç piksel olduğunu da getHeight fonksiyonu veriyor. Şimdi getWidth tabi diyelim ki 960 ya. getWidth bölü 2 kaç eder? 480. CX'imiz 480'e eşit oldu. CY'miz de 540 bölü 2, 270'e eşit oldu. Yani aslında biz burada character.draw 480,270 diye bir komut vermiş olduk. Peki karakterimiz ortalandı mı? Ortalanmadı. Niye? Çünkü bu verdiğimiz koordinata şunun etrafında böyle bir box düşünürsek o box'ın sol üst köşesini o orta noktaya getiriyor. O yüzden doğal olarak yani aslında karakterimizin şu orta noktasının buraya gelmesi lazım ki ekranda tam olarak ortalanmış olsun. Ama sol üst köşesi ekranın tam ortasına gelince kendisi biraz ortanın sağ altında kalmış oluyor. Bu yüzden ne yapacağız? Karakterimizi şöyle şu yani resmin genişliğinin yarısı kadar sola çekeceğiz. Resmin yüksekliğinin yarısı kadar da yukarı çekeceğiz. Yani şu kadar sola, şu kadar yukarı çekeceğiz ve orta noktası o zaman buraya gelmeye başlayacak. Yani ekranın, pencerenin tam orta noktasına gelmeye başlayacak. Bunu da nasıl yaparız? Şu getWidth bölü 2'yi parantez içine alalım. Eksi diyelim. Karakter resminin yarısı kadar sola çekeceğim dedim. Karakter resminin genişliğini veren karakter. Fonksiyon gene getWidth. Yalnız resmin adını yazıp ben ismini yazmış mı yazdım? Character nokta
Get niye olmadı? Çıkmadı. Ha şurada A'yı unutmuş. A'yı unutmuş. Get with bölü 2. Dediğim zaman ekranın tam ortasından resmin yarısı kadar sola kaydır demiş oluyor. Bakın get with aynı zamanda eğer character.get with diye yani resim objesinin ismi nokta get with diye yazarsam o resmin genişliğini verir. Sadece get with diye yazarsam bütün ekranın genişliğini verir. Aynı şekilde yüksekliğini de yarım boy yukarı çekeceğim. Dolayısıyla bunu parantez içine alıyorum. Eksi gene parantez açıyorum. Character nokta get height diyorum. Bölü 2. Şimdi bu fonksiyonlarla artık karakterimizin ekrana tam olarak ortalanmış olarak çizilmesi lazım. Kaydediyorum. Ondan sonra oynatmaya başlıyorum. Evet, artık pencerenin tam ortasında, karakterin tam böyle orta noktası pencerenin ortası da geliyor. Dolayısıyla karakterimiz pencerede yatay ve dikey olarak tam olarak ortalanmış oldu artık. Bu fonksiyonu biraz da sadeleştirelim. Her iki tarafı da, her iki parantez de ikiye bölünüyor. Dolayısıyla biz bunu ortak bölen parantezine alabiliriz. Bunu buradan keselim. Şunun yanına gelelim. Buraya yapıştıralım. Şöyle bir ortak çarpan, ortak bölen parantezine alalım. Şimdi ne oldu? Get with eksi karakter nokta get with bölü 2'ye çevirdim. İşte oyun programlamadaki en temel formüllerden birisi bu. Yani bir resmi bir alanda ortalayacaksak alanın genişliği eksi resmin genişliği bölü 2. Temel formüllerimizden bir tanesi. Alttakini de gene ortak bölen parantezini alacağım. Her ikisi de görüyorsunuz ikiye bölünüyor. Dolayısıyla şunu alacağım. Get height eksi karakter get height diyeceğim. Bölü 2 de ortak olacak. Şuradan kırpıp alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ve sondaki şu fazlalık kısmı siliyorum. Evet. Bu da gene aynı şekilde ortalamak için en temel fonksiyonumuz geniş alan eksi kısa alan bölü 2 formülü. Ondan sonra bir kere oynatayım. Bakın. Ne oldu ya? 3 kere mi bastım? Yanlışlıkla 2 kere basmışım butonu. Bunu da biraz böyle yana da çekeyim resmi. Yani görüyorsunuz yani gene ortalı. Formüle de bakmanız için şöyle tutuyorum. Bu ortalama formülü yani oyun programcılığındaki en basit, en temel, en başlangıç seviyedeki formüllerimizden bir tanesi. Buradan başka bir basit başlangıç formülüne daha geçeceğiz. Daha doğrusu önemli bir fonksiyon. Bütün bence oyun programlamanın en meşhur fonksiyonuna geçiyoruz. Şimdi gelelim bu karakterimizin bizim mouse'umuzla klik dediğimiz yerlere doğru döndürmeye. Döndürme işlemi, öncelikle klikleme işleminden biraz bahsedeyim. Game Canvas CPP'de. Birazcık bakın bir tane, üç tane temel fonksiyonumuz var ya, Setup, Update, Drop. Onun haricinde aşağı doğru indiğimizde bazı başka fonksiyonlar daha var. Bunlar işletim sisteminin çalıştırdığı fonksiyonlar. Mesela KeyPressed ve KeyRelated kullanıcı klavyede bir tuşa bastığı zaman işletim sistemi bu fonksiyonu çağırıyor ve parametre olarak da basılan tuşun numarasını gönderiyor. Biz de bu fonksiyonumuzun içerisine tuşla ne yapacaksak onu yazıyoruz. Bugün inşallah yetiştirirsek WASD tuşlarını da kullanacağız. KeyRelated'da parmağını kullanıcı bıraktığında o işletim sistemi o tuşun numarasını gönderiyor. Bıraktığı tuş. Yani şöyle düşün. Kullanıcı mesela aynı anda hem A hem W'ye basıyor olabilir. Değil mi? Yani o yüzden mesela hangisinden elini çektiği önemli bir data. İşte işletim sistemi. Bunu da biz okuyamayız. Yani işletim sistemi okuyabilir tuşlardan. O yüzden işletim sistemi çağırıyor bu fonksiyonu.
Onun haricinde 3-4 tane de mouse bayağı varmış. Hatta 6 tane galiba mouse fonksiyonu var. Mouse move fonksiyonu, mouse'u ekranda oynattığınızda, sağa sola hareket ettirdiğinizde hiçbir şey kliklemeden mouse'un koordinatlarını işletim sistemi bize gönderiyor. Drag it'ta ise ekranda bir yere klikleyip parmağınızı kaldırmadan, hani drag and drop denir ya, işte bir yerden bir şeyleri bir yere taşı bırak, sürük de bırak olayı. Yani parmağınızı bir herhangi bir mouse butonuna basıp ekranda mouse oynattığınızda bu mouse drag it fonksiyonu çalışır. Yani işletim sistemi gönderir buraya X ve Y koordinatlarını. Bir de kullanıcının hangi butona bastığını gönderir. Mouse pressed, mouse'a kliklediğinizde işletim sistemi bunu çağırır. Mouse released, parmağınızı mouse'un butonundan kaldırdığınızda bunu çağırır. Mouse entered, mouse exited. Bunlar exited. Bunlar mouse bizim penceremizin içerisine girdi mi yoksa dışında mı çıktı mı onları haber verir. Şimdi mesela hep diyorum ya işletim sistemi çağırıyor diye. Mesela şöyle yapalım. Mouse pressed'dan başlayalım. Öncelikle şu released'deki kodu, yok bunu yapmayayım, şunu yapayım, bu daha güzel, daha büyükmüş. Mouse dragged'daki kodu kopyalıyorum. Başındaki slash slash'lar hariç. Ve gelip mouse pressed'in içerisine yapıştırıyorum. Mouse pressed yazısını da kopyalayıp başına da onu yapıştırıyorum. Ve böylece bir log satırı oluşturdum. Bir kere run'a basalım. Çalışsın bir programımız. Şimdi arkadaşlar, ekranda bir yerlere klikleyeceğim. Klikledim. Gördüğünüz gibi hemen log'a kliklediğim noktanın koordinatları geldi. 281'i 268'miş. Şuradaki işte bu yeni eklediğim 53. satır mouse pressed logo bu logo oluşturuyor. Gördüğünüz gibi ben klikleyince işletim sistemi bu fonksiyonu çağırıyor ve buraya x'ye buton numaralarını gönderiyor. Ben de onu ne yaparsam yaparım dedim ya, şimdilik log'a yazdırıyorum. Başka işlerde de kullanacağım. Log'a yazdırıyorum. Bu arada butonda sağ but klik yapayım bakayım ne olacak. Bakın sağ klikledim. 270 kliklediğim X'e ile gene hangi butonu kliklediğimin bilgisi geldi. Bu sefer bir değerini gönderdi. Bir de ortayı klikleyeyim bakayım. Bunda bir şey olmadı. Tekrar solu klikleyeyim. Gördüğünüz gibi sol ve sağ klikli oluyor bende. Normalde aslında ortada da olması lazımdı. Peki neyse. Bunu da inceleyelim. Şunu da not alayım. Amma çok şey gördüm bugün. Nereye kaydettim? O demin Önder'in söylediği şeyi kaydetmiştim. Bunu da oraya ekleyeyim. Mouse orta buton klik. Şey neydi adı o fonksiyonun? Mouse reset. Bey bizde çalıştırıyor olabilir mi? Windows için bir farklılık. Ben de çünkü bilmem. Gözüküyor mu sende? Evet, B2 olarak çıkıyor. Ha öyle mi? O zaman daha iyi oldu. Linux'ta bakalım. Evet. 2 mi çıkıyor sende? Evet, 2. Evet, 2 çıkıyor. Tamam, peki. Linux'ta demek ki bir problem var bunda. Şimdi gördüğünüz gibi işte hani dedim ya ne yaparsak yaparız. Ben şimdilik log'a yazdım. Ötekilere de bakalım aslında. Şimdi bu mouse dragged'ı açayım önüne. Mouse move'u açmayacağım şimdi. Bir de aynısını kopyalayayım ben pressed'dekine. Şu mouse released'daki satırı sileyim. Buraya bunu yapıştırayım. Çünkü o deminki satırda x-y değerleri yoktu. Evet. Mouse dragged'da, mouse pressed'da ve mouse released'daki değerleri log satırlarını açtım. Şimdi tabii şu olacak. Stratejim şu. Ondan dolayı açtım. Normalde mouse pressed bir kere çalışıyor. Ben butona basınca.
Mansur Lazy'de bir kere çalışıyor. Ben parmağımı butondan kaldırınca. Ama Mouse Dragged arada sürekli çalışır. Yani parmağım basılıyken böyle ekranda mouse'umu oynattığımda Mouse Dragged sürekli çalışır. Şimdi onu deneyelim. Biraz şu konsolu da büyüteyim. Şöyle bunu da biraz yana çekeyim. Şimdi bastım. Bakın preset çalıştı. Sonra mouse'u ekranda oynatıyorum biraz. Parmağım basılıyken. Mouse Dragged gördüğünüz gibi durmadan çalışıyor. Oynattıkça. Sonra kaldırıyorum parmağımı ve Mouse Lazy bir kere çalıştı. Şöyle konsolumu büyüteyim. Gördüğünüz gibi yani mouse preset bir kere çalışıyor. Sonra arada Mouse Dragged çalışıyor. Sonra da Mouse Lazy gene bir kere çalışıyor. Genel yapı bu. Telefonlarda da touch down, touch up, touch move fonksiyonları var. Onda da touch down bir kere çalışıyor. Touch move sürekli çalışıyor. Touch up gene bir kere çalışıyor. Aynı sistem. Evet. Bu üç tane fonksiyonu dolayısıyla mouse fonksiyonunu kullanmam gerekiyor. Düşmanın bana bakması için. Öncelikle mouse preset'ten başlayacağım. Ötekileri şimdilik log satırlarını gene kapatayım. Böyle fazla loguma çünkü spamlamasınlar. Sadece preset dursun. Dursun mu? Onu da kapatayım ya gerek yok. Ha, sonuç olarak yani tabii bundan esas çıkarttım nedir? X ve Y diye iki tane değişkenimiz var burada. Mouse preset'in içerisinde. Ve bu değişkenler bize mouse'un kliklediği noktayı gösteriyor. Şimdi mesele şu. Gelelim önümüzdeki probleme. Çalıştırayım ben hemen tekrar. Bir kere karakterin yukarıya doğru bakışını 0 derece kabul edeceğiz. Tamam mı? Grafiker öyle yapmış yani. Çünkü bana geldi grafik şimdi. Karakter yukarı doğru bakıyor. Dolayısıyla karakterin baktığı bu yukarıyı 0 kabul edeceğiz. Normalde matematikte hani hatırlarsanız birim çember çalışmalarında, trigonometride, sonra analitik geometride hep sağdadır böyle 0 derece. 90 aşağıdır, 180 soladır, 270 yukarıdır. Ama benim grafikerim gitmiş yukarı çizmiş karakter. O yüzden ben 0'ı yukarısı kabul edeceğim. Sağı 90, aşağı 180, solda 270. Evet, şimdi gelelim esas konumuza. Yukarısı 0 derece. Ben şimdi şu anda mouse'umu gördüğünüz yere tıklıyorum. Hatta durun ya logo kapattım. Tıkladığımı kaydedip tekrar çalıştırıyorum. Mouse preset'in logonun başındaki şeyi kaldırdım. Çift taşı sildim. Şimdi mesela bakın yaklaşık şurası 135 derece oluyor değil mi? Buraya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir koordinat döndürüyor. 616, 391 gibi. Şimdi sizden ricam şu. Benim karakteri nereden döndüreceğiz? Tam orta noktasının etrafında döndüreceğiz, değil mi? Karakter resmini. Şimdi sizden ricam şu. Bu mouse'un tıkladığı noktanın koordinatları nedir? X, Y. Yani işletim sistemi bize öyle X ve Y olarak gönderiyor. X, Y. Karakterin orta noktasının da koordinatlarına diyelim ki center X, center Y. X, Y noktasıyla center X, center Y noktasının birbirine açısını nasıl hesaplarım? Evet, buna kim cevap verecek? Matematik bilgilerinizi tazeleyelim biraz. Şu tıkladığım X, Y noktasıyla karakterin orta noktası iki tane noktamız. İki boyutlu düzlem üzerindeki. Bu iki nokta arasındaki açı nasıl hesaplanır? Yani burada birçok da mühendislik öğrencisi var. Bu grubun mutlaka cevap vermesi lazım bu soruya. Yok mu kimse söyleyecek? Chat'ten falan da cevap gelebilir. Ahmet var mı chat'ten cevap? Bir tane cevap geldi. Ne diyor? Tıkladığımız yerin ve karakterimiz pozisyonlarının farkını alıp ve eğimini hesaplayıp ark tanjantını mı alacağız diye sormuş Mert.
Mert sormuş. Mert, ark tanjantını alacağız. Evet. Eğimle bir işimiz var mı? Eğimle bir işimiz yok. Ark tanjant doğru. Bir de ne demiş? Mesafeyi hesaplayacağız demiş. Ark tanjantta zaten mesafeyi kullanıyorsun hesaplarken. Dolayısıyla Mert doğru cevap vermiş. Bravo Mert. Tek de doğru cevap veren Mert. İyi, ondan önce şey sormuş Önder. Drag'da neden sol tık buton 2 diye mi geçiyor? Yani nasıl bir soru sorun? Anlayamadım sorusunu. 2 mi çıkıyor Drag'da? Sol tık 0 çıkıyor bende. Sende kaç çıkıyordu? Bakalım. Bir dakika orayı bir geçmeden bakalım. Ama benimki Linux. Bir de sen de bakarsan Ahmetciğim sevinirim. Mouse Dragon'ın 49. satır bende. Başındaki çift slash'ı kaldırdım tekrar. Şimdi çalıştırıyorum. Mouse'umun sol butonuna basarak ekranda sürükleyeceğim biraz böyle. Tıkladım, sürükledim. Kaç çıkıyormuş? 2 çıkıyor, doğru. Evet, 2 çıkıyor. Evet, doğru. Peki sağ tık kaç çıkıyor? Ona bakalım bir de. 4 çıkıyor. Hataya bak. Sağda 4, ortada 8 çıkıyor. Ben de ortada çalışmıyor. Tabii gene. Ama şöyle, burada programcının, yani bu motoru programlayan kişilerin, yani ben tabii direkt sorumluluğu tabii üstüme alıyorum. Burada hata yapmış. Ne hatası yapmış? Normalde buraya şöyle, işletim sistemi aslında, hani başta bir App Manager diye sınıf açtık ya, içine bakmıştık, hatırlıyor musunuz? Normalde işletim sistemi, pardon ya yanlış söyledim, GLFV Window diye bir pencere açmıştık. Orada da hatta hatırlar mısınız? Callback'ler diye bir 3-4 satır vardı. Ben bunu sonra bahsederim dedim. Kapattım. Uzun konu dedim. Callback demek işletim, yani bir iş yapıyoruz. Sonucu bize çok sonra geliyor. Yani mesela getX dediğinde, x eşittir getX dediğinde hemen sonucunu alıp x'e atıyorsun. Ama bazı işlemlerde öyle cevap hemen gelmiyor. Mesela internetten bir şey sorguluyorsun. Yani cevabı bazen internette de ağır çalışıyor. 5 dakika sonra geliyor. İşte o tip işlemlerde, yani cevabın ayrıca üretilip gönderileceği işlemlerde bir de callback fonksiyonu çağrılır. Yani cevabı şuraya gönder diye bir fonksiyon tanımlarsın. İşte bunlar öyle callback fonksiyonu, bunların hepsi. Mesela burada biz bir şey de sorgulamıyoruz da, kullanıcı click dediğinde bunları callback fonksiyonu olarak tanımlamışız. Bunlara değerini gönderiyor işletim sistemi. Aslında işletim sistemi buraya göndermiyor. GLFV Window'a gönderiyor. Oluşturduğumuz GLFW Window'una gönderiyor. O da bizim App Manager'ımıza gönderiyor. Biz de App Manager'ımızdan buraya gönderiyoruz. Motorun çalışma sistemi mantığı böyle. Şuradan bir bakalım hemen o kısmına. Mouse position callback mesela. Sonra da altında da mouse buton callback fonksiyonumuz var. İşte işletim sistemi çalıştığında bu fonksiyona, yani birisi tıkladığında, tıklanan mouse'un koordinatlarını şu fonksiyona gönderiyor. Mouse position callback'e. Hangi butona tıklandığını da mouse buton callback'e gönderiyor. Burada biz GLF'in get cursor pozisyonunu okuyoruz. Ne yapmışız? Böyle bir fonksiyonu varmış. Onu okuyormuşuz. Sonra on mouse buton. Şuradan butonu okuyoruz. Peki aynı okunuyor. Fark etmiyor. Sonra gbase window'un on mouse buton event'ına gönderiyoruz. Buradan da App Manager'ın on mouse buton event'ına gönderiyoruz. Burada ne yapıyoruz? Evet, burada. Şimdi buton numarasını aslında 2, 4, 8, 16, 32 diye gönderiyor bize. Ama burada ne yapmışız? Biz burada o butonu 0, 1, 2, 3, 4 diye bir numaraya çevirip
Canvas Manager, yani Current Canvas'ımızın, yani Game Canvas'ın mouse preset'ına o buton numarasını gönderiyoruz. Tamam mı? Ama bakın, GLF, yani preset'te, mouse preset'te ve mouse related'te bu işlemi yapmışız. Ama şeyde yapmamışız. Dragit'te yapmamışız. Dragit için o hesabı yapmamışız. Dolayısıyla ham veri geliyor yani oraya. Aslında işletim sisteminin gönderdiği veri. Yani 2, 4, 8, 16 falan gibi bir değer geliyor. Biz normalde onu 0, 1, 2, 3, 4 gibi bir değere çevirip preset'e ve related'e gönderiyoruz. Ama Dragit'e aynısını yapmayı unutmuşuz. Bizim eksikliğimiz olmuş. Bunu da not alalım. Ne diyorduk? Mouse dragged fonksiyonuna gönderilen buton değerlerini düzelttik. Evet, bunu da not aldık. Tamam Önder, çok karıştırma ya. Şey yapma, bize çok iş yükü çıkartma Önder. Evet, neyse, şaka yapıyorum. Gördüğünüz her şeyi söyleyin tabii ki. Yani bu arada şunu söyleyeyim, bakın. Bunları bizim görmemiz daha iyi bir şey. Hani dışarıya çıktığında başkaları göreceğine biz görelim. Ki düzeltme fırsatımız olsun. Yani başkaları görüp eleştirdiğinde daha kötü oluyor. O yüzden unutmayın, yani her zaman kendi işinizde de, yani ben mesela ofiste de öyle, yani her zaman bizim içerimizde bulunmasını sevinirim, bakların falan. Çünkü kendi içimizde bulmak daha iyi bir şey. Dışarıya çıkmadan bulmakta fayda var. Şimdi bu arada soruya doğru cevaplayan kimdi? Ömer miydi? İsmi neydi? Mert'ti. Mert. Mert'i de tebrik ediyorum unutmadan. Bravo Mert'cim. Tek doğru cevabı veren Mert oldu. Bu kadar mühendis var yani burada. Tek cevap, doğru cevap gelmesi biraz ayıp oldu. Şimdi bizim matematikte oyun programcılığındaki en meşhur fonksiyon. Trigonometride iki tane nokta arasındaki mesafeyi arktanjant fonksiyonuyla hesaplarız. Yalnız arktanjantın iki tane farklı versiyonu var. Şöyle yapayım. Bir yeni bir satır açayım. Fluat C-Rot diyeyim. Karakter Rotation'ın kısaltması bu. Eşittir. Hani CX, CY dedim de, dedim ya, açısına da C-Rot diyelim. Character Rotation'ın kısaltması. C-Rot eşittir. STD 2 nokta üst üste, 2 nokta üst üste, atan 2. Evet, bakın bir atan var. Yani arktanjant demek atan. Bir atan var, bir de atan 2 var. İki versiyonu var yani arktanjant. Birisinde eğimi veriyorsunuz ve oradan açıyı döndürüyor size. Atan 2'de ise delta'ya ve delta 2'si veriyorsunuz iki nokta arasındaki ve o size açıyı döndürüyor. Şu anda benim elimde bir eğim datası yok ama iki tane noktam var. Bunların y'leri arasındaki farkı ve x'leri arasındaki farkı hesaplayabilirim. Dolayısıyla delta'ya, delta'ya, x'i hesaplayabilirim. Dolayısıyla atan 2'yi kullanacağız. Ve dediğim gibi oyun sektöründeki en meşhur diğer, en meşhur fonksiyon budur herhalde. Atan 2 fonksiyonu. Parantez içinde burada yanlış yapılan bir şey oluyor sık sık. Hani klasik alışkanlık. Delta x delta d diye yazılıyor ama bunun parametreleri ters sıralanır. Delta y delta x diye. Önce delta y'yi yazacağız. Klik dediğimiz noktanın koordinatları x ve y'ydi. Karakterimizin orta noktasının koordinatlarını da ayrıca yazacağız. Yani o nokta eksi bu nokta eşittir deltası oluyor değil mi? İkisinin arasındaki mesafe oluyor. Şimdi öncelikle y'ler arasındaki mesafeyi yazalım. Y eksi, unutmamak için yazıyorum, karakter orta y olsun şimdi. Böyle character center y diyeyim. Daha İngilizce yazayım. Virgül boşluk x, öyle bir değişkenim yok yani, şimdi oluşturacağım. X eksi c c x, character center x. Noktalı virgül. Y
Yapacağım hesap bu. Yalnız elimde karakterin orta noktasının x'i ve y'si henüz yok. Ama hesaplayabilirim tabii. Nasıl hesaplarım? İstersen burada hesaplarım, istersen yukarıda hesaplarım, burada hesaplayacağım. CCY'yi sildim. Bunun yerine parantez açıyorum. Evet, parantez açtım. Şimdi karakterimizin sol üst köşesinin y'si kaçtı? C'ye. Üst tarafın y'si c'ye ise ortanın y'si kaçtır? Resmin yüksekliğinin yarısını üstün y'sine eklersem ortanın y'sini bulurum, değil mi? Bu işlemi yapacağım. CY'ye character, resmimizin ismi de character'dı. Character nokta getHeight bölü 2 diyeceğim. Bölü 2. Resmin üst tarafının y'sine resmin yüksekliğinin yarısını ekleyince orta noktasının y'sini buldum. Ve kliklediğimiz noktanın y'sinden bu değeri çıkarttım. X'e gelelim. X'te de aynı işlemi yapacağım. Parantez açıyorum. Karakterimizin sol tarafının x'i cx'ti. Buna karakterimizin resminin eninin yarısını ekliyorum. Bölü 2. Böylece atan 2'nin 2 tane parametresini oluşturmuş oldum. Delta y'yi ve delta x'i. Bir çalıştıralım bakalım ne olacak? Bir görelim. Görelim dedim ama loga yazdırmadım, pardon. Loga da yazdırayım da öyle görelim. Şöyle yapayım. Müsaade ederseniz. Şu log satırımızı kesiyorum üstten. Alta yapıştırıyorum. Şu butonu da sileyim. Butondan ziyade açıya bakacağım çünkü. Crop diyeyim buraya. G2str fonksiyonun içerisine de buton yerine crop'u yazdırayım. Tamam mı? Tıkladığım noktanın x'ini, y'sini ve açıyı göreceğim. Yani ben de biraz pencere büyük duruyor. Lokları tam göremiyorum. O yüzden aslında ben pencereyi biraz daha küçümsemiyorum. Şimdi sağ tarafa doğru tıklıyorum. Ne çıktı? Grot 0,71. Aşağı tıkladım 1,5. Niye böyle değerler çıkıyor? Hani açılar? Atan 2 ile hani açıyı döndürüyordu? Birinci sorunumuz şu. Atan 2 radyan türünden bir açı döndürür. Yani bu aşağı şu anda yazdırdığı açılar radyan cinsinden. Bunu dereceye çevirmemiz lazım. Şöyle çeviriyoruz. Atan 2'yi bir fonksiyonumuz var. G rad to dek diye bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonun içerisine alıyoruz. Şöyle en sonuna da bir parantezi kapatacağız. Evet. G rad to dek parantezi açtık. Başına attan 2'nin. En sonunda da satırın en sonunda kapatıyoruz o paragrafı. Parantezi pardon. Tam noktalı virgülden önce de kapattım. Böylece komple bunun içerisindeki değer ne hesaplanıyorsa radyandan dereceye çevirecek ve C rotun içerisine o dereceye çevirmiş değer atacak. Biz de aşağıdaki satırda artık derece cinsinden görebileceğiz. Tekrar oynatmaya basıyorum. Şu soldaki pencereyi de kapatabilirim aslında. Evet, şimdi tıklayalım bakalım ekranımızda. Gene sağ tabii tıklayayım. Şimdi biraz da derece cinsinden açılar gelmeye başladı. Bakın karakterin tam sağına tıklayayım. Kaç çıkıyor? Ha böyle resmin bu arada şunu da söyleyeyim. Orta noktası burası değil ya. Yani resim şöyle ya. Orta noktası böyle adamın burnunun ucu gibi bir yerlere denk geliyor. Şuralara bir yere. Şimdi buraya tıkladığım zaman bakın açı sıfıra yakın bir açı. Şu anda burası sıfır. Şurası kaç? 90. Burası 180'e geliyor.
Şimdi sorun şu, hani matematikte sağ tarafa bakar ya 0 derece. Burada da öyle hesaplıyor. Atan iki sağa doğru 0 hesaplıyor. Ama benim grafikerim karakteri yukarı doğru çizmiş. Dolayısıyla şuraya tıkladığımda 0 dönmesi gerekir. Aslında. Ama buraya tıkladığımda eksi 90 dönüyor. Şimdi ben bunu bu birim çemberi şöyle 90 derece yana çevirmem lazım ki şuradaki sıfır artık burada 0 derece dönsün, burada 90 derece dönsün. Bunu nasıl yaparım? Var mı buna cevap verecek bir insan? Şu anda burası eksi 90, burası 0 derece döndürüyor. Ama ben burası 0, burası 90 derece döndürsün istiyorum. Nasıl yaparım? Mert 90 derece ekleriz demiş. Bravo Mert. Mert senin okulun neresi? Yazdı mı? Usta yazmadım. Süleyman Tamam. Demirel Üniversitesi'ymiş. Evet, bravo. Şimdi en sonda 90 derece ekliyorum. 90 nokta, ha bu arada fluat ya ondan fluat ekleyeceğim. 90,0. Ve sonra gene bu C rotu döndürüyorum. Şimdi biraz yana çekeyim. Şimdi yukarı tıklıyorum. Gördüğünüz gibi sıfıra yakın bir değer oldu. Sağ tıklıyorum. 90 oldu. Aşağı tıklıyorum. 180 oldu. Sola tıklıyorum. 270'e yaklaştık. Ve şu anda istediğim değerleri döndürüyor. Burada biraz problem vardır ama önemsemeyin. Yani şuralarda eksili bir değer çıkartır. Şu kısmı eksili hesaplıyor niyeyse. Ama fark etmez yani eksi 50 ile ne bileyim şuraya tıkladığımda eksi 7 derece çıkıyor da 353 de çıksa aynı şey yani bir şey değişmez. Evet şimdi aşağı yukarı istediğim açılar çıkmaya başladı. Neyse bunu da sorayım ya biraz alıştırma olsun. Biraz değişiklik olsun. Şimdi bakın şöyle yapıyor. Üste tıkladığımda 0 derece çıkıyor. Sağa tıkladığımda 90'lara ulaştı. Doğru. Şöyle aşağı doğru gidiyorum. 180'lere ulaştı. Sola doğru gidiyorum. 270'lere ulaştı. Yalnız bilgisayar şöyle bir davranışı var. Şuradan 0'dan 270'e kadar ki kısmı eksi 90'a doğru götürüyor. 0'dan eksi 90'a doğru. Yani sonra 270'ten sonrası artı oluyor. Böyle garip bir davranışı var. Niye bilmiyorum. Ama sizden şunu rica ediyorum. Tam 360 döndürsün. Yani ben buralara tıkladığım, şuraya tıkladığımda da 270'ten sonrası işte 280, 290, 300, 360'a doğru gitsin ve sonra tekrar sıfırdan başlasın. Tam bir sıfırdan 360'a değer döndürmesini istiyorum. Bu da nasıl yaparım? Şimdi artık C rotu hesaplıyorum. Yani burada çizimi yaparken bu açıyı kullanabilirim. 34. satırda C rot değişkenini kullanabilirim artık. Nasıl döndüreceğiz? Bakın şu kısmı sileyim. Draw. Karakterden sonraya bir nokta daha koyayım tekrar. Ve draw yazayım. Draw'un çeşitli şeyleri var demiştik. Versiyonları var draw fonksiyonunun. Hatta kafa karıştırmasın diye parantez de açayım da şu draw saplar gitsin. Pardon, şöyle yapayım. Nokta draw parantez aç. Gitmediler hala duruyorlar. Evet neyse dört tane satırımız var. Draw'un dört tane versiyonu varmış. İlki XY, ikincisi XY ve sonra genişlik yükseklik. Yani büyütüp küçülterek de çizebiliriz. Genişliği mesela diyelim bu kaç? 60 mı? Biz genişliği 120 verip iki katı geniş çizdirebiliriz resmen. Bu ikincisi onun için. Birincisi olduğu gibi çizdirmek için. İkincisi büyütüp küçülterek çizdirmek için. Üçüncüsü ise döndürmek için. Rotasyon değeri veriyoruz bakın. Rotate diye bir float var. Burada 5 parametremiz var. X, Y, en, boy, rotate. Bunu kullanacağım. Bu versiyon. 5 parametreli döndürmeli versiyonu kullanacağım. Öncelikle x'i giriyorum. Neydi? Cx. Virgül. Karakterimizin y'si de cy'ydi. Virgül.
Resmimizin genişliğini soruyor W ile. Width'in kısaltması. Resmimizin genişliği neydi? Karakter nokta get width. Virgül. Yüksekliğini soruyor bir de. Karakter nokta get height. Ve son olarak da rotate derecesini, yani açısını soruyor. Bunu da silip yerine jrot yazıyorum. Ve kaydediyorum. Kaydediyorum da sonuna da noktalı virgül koymam lazım. Sonra kaydedeyim. Bir tane fazla parantez var. O yüzden şey verdi, kırmızılık verdi. Öyle mi? Oldu mu? Oldu. Evet, kaydediyorum. Şimdi 5 parametreli draw fonksiyonunu, 5 parametreli bir versiyonunu çağırdım. X, Y, W, H ve açı. Şimdi oynatalım bakalım. Karakterimizi bu açıya doğru döndürecek mi? Sağa doğru tıklayayım. Karakter döndü. Sola tıklayayım. Evet, gördüğünüz gibi karakterimiz artık benim mouse'umun tıkladığım açıya doğru dönmeye başladı. Yalnız tıklamayla dönüyor. Mesela tıklayayım, mouse drag it yapayım, dönmüyor. Sadece press'te yazdık ya bu formülü. O yüzden sadece tıklamayla dönüyor. Ben press drag it alacağım. Ki her zaman, yani şu logo da kapatabilirim. Jrot hesabımı drag it kopyalıyorum. Drag it'in içerisine de yapıştırıyorum. Ki sadece press butona bastığımda değil, parmağımı sürdükçe açıyı değiştirsin. Şöyle biraz şöyle dursun. Tıklıyorum. Artık karakter mouse'uma doğru bakıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada biraz motoru yazan kişi kafasıyla düşünürsek, niye burada x, y ve draw fonksiyonunu hatırlıyorsunuz değil mi? 5 parametreli bir versiyon dedik. X, y, w, h ve rot. Niye x, y, w, h'ye gerek duymuş? X var, y var. Bunlar tamam, nereye çizdireceğimiz için. Rotation da tamam, ne kadar döndüreceğimiz için. Peki w ve h'ye neden gerek duymuş? Bizden niye bu parametreleri istiyor? Hemen kontrole basarak draw'a gidelim. Yani bu da G texture CPP'nin içerisindeymiş. Buradan şu fonksiyonu çağırıyor. Bu fonksiyon da buradaymış. Evet. Şundan dolayıymış. Bakın, bu boyutları, hani W ve H'yi bir vektöre çeviriyor burada. İki boyutlu bir vektöre. Ve şuraya gönderiyor. Yani ismi size. Size isimli bir vektör olarak, iki boyutlu bir vektör olarak bu fonksiyona gönderiyor. Bu fonksiyonda da size'ı nerede kullanıyoruz? Şurada. Resme gördüğünüz gibi size'ın yarısıyla, yani 0.5 çarpı size 2, 0.5 çarpı size ile resmin yarısı kadar oynatıyoruz. Yani bu şu demek, resmi tam ortasından döndürüyor. Tam ortasından döndürebilmesi için de genişliğinin ve yüksekliğinin bilgisine bunu yazan kişinin ihtiyacı varmış. O yüzden böyle bir değer girmiş. Yani böyle parametreleri hazırlamış. X, Y, W ve H'yi gönder bana. Aslında yani bunu yazan da benim de, yani üçüncü kişi gibi konuşmayalım da. Bu kısmı ben yazmıştım. Sonradan Emrullah da bir merge attı. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Belki sonradan şimdi şunu düşünüyorum. WH yerine aslında burada float ve ikisini de float yapıp, hani noktanın, döndürülecek noktanın koordinatlarını isteseydik daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü böyle sadece ortadan döndürüyor, ama isterse kullanıcı başka bir yerinden de döndürebilir. Sağ üst köşesinden, sol alt köşesinden. Dolayısıyla WH istemek yerine int x, int y, float veya int c, cx, yani center x, int center y diye istesek belki daha iyi olur.
Burada yani biraz bunu değiştirebilirsin artık. Evet. Bu fonksiyon şimdi karakterimizin döndürerek çizdirmesini sağlıyor. Gelelim bundan sonra şimdi butonlarımıza, check key'lerimize, yani ilerleme, gerileme. Sadece W ve S'yi yapacağım. W tuşuyla karakterimiz mesela şu açıya döndürdüm ya, klavyemizde W'ya basınca ilerleyecek, S'ye basınca geri gidecek. Evet, durduralım. Hocam Önder şeyi sormuş. Mouse Enter'da C-Rot'u yazsaydık sürekli olarak döner miydi diye sormuş. Mouse Enter'ı dönerdi de hangi açıya dönecek? Mouse Enter'a yazarsak açıyı nasıl hesaplayacağız? Burada gelmiyor ki bize. Sadece ekrana girdi true veya false. Ekrana girdiğinde Mouse Enter çalışıyor. Ama burada bize bir X ve Y, yani click pozisyonu gelmediği için bir açı hesaplayamayız burada. Bu mouse exited'da da aynı şekilde. Belki mouse released'a da ekleyebilirdik. Veya mouse move'a ekleyebilirdik. Move'da. O zaman hiç kliklememize gerek kalmadan her zaman mouse'umuzu ekrana girdiği anda mouse her zaman takip ederdi. Şöyle yapayım mesela. Mouse move'a ekledim. Hiç tıklamama bile artık gerek kalmayacak. Sürekli mouse'umu takip edecek. Gördüğünüz gibi hiç tıklamıyorum. Zaten loglarda da bir şey. Gerçi logları da kapatmışım. Tıklamıyorum. Direkt bakıyor mouse'uma doğru. Böyle de olabilirmiş. Ama yapmayacağım. Böyle çok dönüyor çünkü açısı. İstem dışı da dönüyor. O yüzden drag it'la kullanıcı kendisi karar versin nasıl döndüreceğini diye drag it'a koydum sadece. Evet, şimdi gelelim karakteri ilerletme konusuna. Başlangıçta demiştim, key pressed ve key released'ı kullanacağız demiştim. Bastığımız tuşları gösteriyor. Şimdi bakın, önce buradaki log'un bir önünü açayım. Key pressed artı, bu g2str'de rakamı string'e çeviren fonksiyon. Yani gelen key değerini string'e çevirip key pressed'la beraber log'a yazdıracağım. Burada da key related'ı yazdıracağım. Şimdi bir run'a bastım. Oyun başladı. Ekranda bir yerlere tıklayayım da fokuslansın. Şimdi bakın W'ya basıyorum. Bastım. Key pressed. W tuşunun key kodu kaçmış? 87'ymiş. Sonra da bıraktım. S'ye bastım. S butonunun da key kodu 83'müş. Şimdi mesela tekrar W'ya basacağım ama bırakmayacağım. Bastım. Bırakmıyorum. Şu anda hala elim butonda basılı halde. Gördüğünüz gibi sadece key pressed çalıştı. O da bir kere çalıştı. Yani ilk bastığım anda. Şimdi bıraktım ve key released çıktı. Bu ikisini unutmayalım. W tuşu 87. S tuşuysa 83 kodlarına sahip. Gelelim buraya. Şimdi burada şunu söyleyeyim ben önce size. Programcılıktaki yeni önemli konu başlıklarından bir tanesi daha var. Aslında deminkini de böyle yapmamız lazım. Ana döngümüze dönelim. Hatırlıyorsunuz değil mi geçen eğitimden, birinci part 1'dan update ve draw fonksiyonlarına ana döngü diyoruz. Bu ana döngüyü durmaksızın oynatıyor motor ve sırayla buradaki işlemleri yapıyor. En sonuncuyu yaptıktan sonra, yani update ve draw'u bir kere oynattıktan sonra ekrana bir frame çizilmiş oluyor. Şimdi yani şu logların da önlerini açık kabul edelim. Ana döngümüzde ne oluyor? Log'a update yazıyor, log'a draw yazıyor, arka planı çiziyor, karakteri çiziyor. Log'a update yazıyor, log'a draw yazıyor, arka planı çiziyor, karakteri. Durmaksızın bunu yapıyor. Şimdi kullanıcı W tuşuna bastı. W tuşuna basınca, bastığı an hangi an? Yani ana döngümüz o anda hangi konumda? Oyun akışımız. O anda log'a update mi yazıyor yoksa arka planı mı çiziyor?
Bilemeyiz. Bilemeyiz yani, çünkü kullanıcı kendi istediği rastgele bir anda basıyor. Bilemeyiz. O yüzden işte bu ana döngüye ve ana döngünün içerisinden çağırdığımız fonksiyonlara senkronize fonksiyonlar denir. Böyle rastgele gerçekleşen eventlara ise ve onlara yapan fonksiyonlara ise asenkronize fonksiyonlar. Programcılıkta asenkronize fonksiyonların senkronize edilmesi konusu vardır. Şimdi tamam, kullanıcı W'ya bastı ama diyelim ki şöyle oldu. Mesela karakteri burada çizdiriyoruz ya. Karakteri ilerletmekle alakalı bir şey ya bu. Karakteri çizdirdi. Tam o sırada kullanıcı bastı W'ya. Yani çizdi, sonra bastı. Sonra tekrar update yazıyor, draw yazıyor. Belki karakterin konumuyla ilgili hesaplamalar varsa onları yapıyor. Sonra çizdiriyor. Ama mesela tam şu 33'ten background'ı çizdirirken bassak hemen arkasından karakterimizi W ekleyerek çizdirecek. Anlatabiliyor muyum? Yani yapılan işlemlerin hangileri olacağı değişiyor. O yüzden bunu senkronize etmemiz lazım. Asenkronize. Onu şu şekilde yapıyoruz. Bu senkronize, asenkronize işlemin içinde olan değişkeni bir tane tampon değişkenin içerisine kaydediyoruz ve o tampon değişkeni sonra ana döngümüzün içerisinde kullanıyoruz. Yani şöyle. Mesela burada basılan tuş konusu var. Evet, bu zaten tuş konusu özel bir konu. Burada bunu kaydederken nasıl yapayım ben size? Yani nasıl, bununla mı göstereyim? Bununla yapalım. Evet. Bir tane bulun tanımlayalım. Mesela W tuşuna basıldı diye bir bulun. Bu aslında böyle yapmıyoruz oyunlarda da. Şimdilik zaman kısa olduğu için böyle yapayım. W present. Böyle bir bulun tanımladım. Hemen bir de tanımlama yapınca ne yapıyoruz? Direkt setup'a gidiyoruz. Hemen bir ilk değerini veriyoruz. W present eşittir false. W büyük tamam. Niye üstte geçti? Evet, W present eşittir false. Key present'a gidiyorum. W tuşumuzun kodu kaçtı? 87 idi galiba. If key eşittir ise 87. Böyle yapabilirim. W present eşittir true dedim. Aynı şekilde parmağımızı bıraktığımız yerde de if key eşittir 87, W present eşittir false dedim. Böylece artık W tuşunu W preset diye bir tane boolean değişkenin içerisine kaydetmiş oluyorum, değil mi? Bastığım zaman true oluyor, bıraktığım zaman false oluyor. Bu da W preset boolean'ını artık ana döngü içerisinde kullanabilirim. Mesela tabii hesap işlemlerini update'in içinde yaptığımız için update de yapacağım. Mesela if diyorum W preset. Ve süslü parantez açıyorum. Evet, artık ne zaman basarsam W preset oluyor ya, true oluyor ya, o zaman bu if'in içerisine girer, değil mi? Parmağımı bıraktığımda artık W preset false olacağı için bu if bloğunun içerisine program akışı girmez. Artık burada ne yapıyorsam yapabilirim. Peki burada ne yapacağım şimdi? Tamam, tuş kombinasyonumu hazırladım. Peki ne yapacağım? Şimdi bizim karakterimizi çizdirdiğimiz koordinat CX, CY'ydi. Hatırlarsanız bir önceki part 1'da ilk şeyde bir logoyu ekranda oynatmıştık. Logo X, logo Y diye iki tane int tanımlamıştık ve oraya çizdiriyorduk. Onu oynatmak için ne yapmıştık? Bir de logo DX, logo DY diye iki tane delta değeri bu şey yapmıştık, tanımlamıştık. Ve o delta değerlerini X, Y'ye ekleyerek logoyu ekliyorduk. Aslında aynı şey yapacağız. Yani W'ye basılınca
karakterin baktığı yöne doğru bakış açısını kullanarak delta değerlerini hesaplayacağız. Bir karede ne kadar gitmesi lazım? Ve o değerler kadar o değerleri x ve y'sine ekleyeceğiz. Dolayısıyla karakter o kadar ilerlemiş olacak. Sonra da delta değerlerini sıfırlayacağız. Tekrar eklemeyelim, tekrar eklemeyelim. Şimdi bunu yapalım. W preset ise delta değerimiz, şöyle yazayım, float cdx diyeyim. Yani karakter delta x eşittir. Ne diyeceğim? Karakterimizin açısı c rot. Şimdi karakter, mesela 135'e tıkladığımı düşünün. 135'e tıkladığımda karakterin delta x'i kaç olur? Yani 135 dereceye doğru, böyle sağ aşağı doğru ilerleyecek ya karakter. Şöyle yapayım. Şuna bir sıfır yazıp kapatayım da programı bir çalıştırayım. Ekran üzerinden konuşayım. Şimdi mesela 135'e tıkladım. Karakter buraya doğru bakıyor. Şimdi W tuşuna basıyorum ve karakter o tarafa doğru ilerlesin istiyorum. Şimdi ne yapacak karakter? Şöyle ilerleyecek, değil mi? Yani bu ilerlemesinde ne var? Bir delta x var, bir de delta y var. Mesela orta noktası buysa şuraya gelecek. Bir delta x, bir delta y var. Bu kadar ilerleyecek. Buradaki delta x'i ve delta y'yi hesaplayıp x'ine y'sine eklemem lazım. Bunları nasıl hesaplarım? Delta x'i öncelikle nasıl hesaplarım? Yani şu değeri. Nasıl hesaplarım? Kim söyleyecek? Çetede yazabilirsiniz. Delta x'i nasıl hesaplayabilirim? Karakter poz. Mouse'la işimiz kalmadı. Mouse sadece açımızı hesaplamayı sağlıyor. Sonrası W tuşuyla. Varış ile başlangıcı çıkartarak diyen Önder herhalde. Şimdi Önder'cim, zaten varış neresi? Onu bilmiyoruz ki. Ben basacağım, belli bir miktar ilerleyecek. Yani mouse'un tıkladığı pozisyonu mu? Ama bir kere de ilerler. Yani o zaman öyle olmaz. O mesafeyi bir kere de kat eder. Mouse'u uzak bir yere tıklarsam adam ışınlanacak mı? Gene adım adım gidecek. O adımları nasıl hesaplayacağım? X artı ilerleme miktarı varış x'i gibi. İlerleme miktarını nasıl hesaplayacağım işte? Mesele o. Şimdi bak, mouse'un tıkladığı koordinat eksi adamın ilk koordinatı dersem adam ışınlanır oraya. Ama uzakta bir yere tıklarsam ne olacak? Adamı gene benim belli bir hızda götürmem lazım oraya. Dolayısıyla belli bir ilerleme hızının olması lazım. Peki bunu nasıl hesaplayacağız? Evet. Şimdi karakterin açısı elimizde. Yani aslında kolay. Doğru cevap vermenizi bekliyordum. Burada da biraz şaşırdım. Deminkinde yanlış vermenizi, bunda doğru vermenizi bekliyordum. Tam tersi oldu. Evet. Şimdi şöyle bakıyor adam. Açımız bu. Yani bunu böyle bir birim çember gibi düşünün. Üst tarafı 0. Açımız 135. Şöyle bir açımız var. Bu açının, şu noktanın yani, delta x'ini ve delta y'sini nasıl hesaplarız? Nasıl hesaplarız? Karşı kenarın uzunluğunu bize veren trigonometrik fonksiyon nedir? Sinüs. Değil mi? Komşu kenarın trigonometrik uzunluğunu neyle hesaplarız? Kosinüs. Değil mi? Sinüs açı karşı kenarın uzunluğunu verir. Kosinüs açı komşu kenarı. Doğru mu? Şimdi ama şöyle düşünelim. Mesela şu sıfır ya. Bu sıfır ya. Şöyle karakterimizin mesela az bir açıda baktığını düşünelim. Şimdi şurası mesela 15 derece gibi bir açı oldu. Şuradaki mesafe nedir? Sinüs. Yani sinüs 15. Fakat burada farkındaysanız x'te bir değişim var. Delta x'te. X artıyor. Şunu şaşırmayın yani. Normalde matematikte sinüs y'yi verir. Ama açı sağa bakar o zaman. Dolayısıyla y dikey eksen, yani sinüs dikey ekseni gösterir. Ama bizim şimdi grafikerimiz yukarı doğru çizdiği için sinüsümüz x eksenini gösteriyor. Şuradaki artışı gösteriyor.
Dolayısıyla delta x'i hesaplarken sinüs c rot diyeceğim. Yapacağımız işlem bu. ST'de 2 nokta üst üste 2 nokta üst üste sin c rot. Yalnız burada şunu da söyleyeyim. Bu ST'de 2 nokta üst üste nedir? ST'de standart C++ kütüphanesi demek. Yani bu sin komutu standart C++ kütüphanesinin kendi orijinal komutu. Bunu silsem ne olur? Bir şey olmaz yani. Gene algılar. Standart kütüphaneyi algılar ama ben el alışkanlığı olarak her zaman scope'unu yazıyorum. O yüzden yazıyorum. Evet. Burada bir sorun var yalnız. Sinüs radyan cinsinden değer gerektiriyor. Ama biz C rotu derece cinsinden hesaplamıştık. O yüzden bunu dereceden radyana çevirmek gerekiyor. Bunun için de şöyle bir fonksiyonumuz var. Pardon, off değil. İki motorumuz karışıyor birbirine. G-dec-to-rad diye bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonumuz C rotumuzu dereceden radyana çeviriyor. Sinüs o radyanın sinüsünü hesaplıyor. Ya burada da bir eksiklik daha var yalnız. Bu birim çemberden bir değer hesaplıyor. Ha dur bir çalıştıralım bakalım ya. Bir çalıştıralım öyle bakalım. Gelelim bir de CDY'yi hesaplamaya. Altına kopyalayıp yapıştırdım satırı. Delta Y'mizi hesaplamaya. Delta Y'yi de kosinüs veriyor demiştik. Kosinüste yalnız burada bir sorun var. Onu söyleyeyim size. O da şu. Şimdi gene kosinüsü de kosinüs delta y'mizi verecek. İlk başta normalde matematikte sıfır şuraya baktığı için 15 dereceyi şöyle çevirdiğimde şuradaki değişim x'teki değişimdir. Ama bizde y'deki değişimi verecek. Yanılmıyorsam bir sorun daha var. O da şu. Şimdi yukarı doğru artıyor ya. Yani matematikte sıfıra sıfır orijinden baktığımız için yukarı doğru gidiyor, artıyor. Ama burada bizim eksenimiz, y eksenimiz aşağı doğru gidiyor. Yani eksi kosinüs olması lazım diye düşünüyorum şimdi. O yüzden böyle yapacağım. Eksi ST'de kosinüs. C rot açısının kosinüs. Eksi kosinüs. Ve bu değerleri Cx'e C'ye ekleyeceğim. C'ye artı eşittir C'de. Bakalım ne olacak? Beraber bir görelim. Tıkladım. W'ya basıyorum şimdi. Hiçbir şey olmuyor. Niye olmuyor? Hiçbir şey olmadı bende. Sizde oldu mu bilmiyorum. Bende oluyor. Şu anda. Bende niye olmuyor? Press. W press doğru mu? Doğru. Sayılar da doğru. True false. Evet. Ben şuna bakayım. Şuraya öncelikle bir log yazdırayım. Logi tırnak aç W press diyeyim. Bir bu if'in içine giriyor mu oraya bakayım. Evet güzel bir konuya daha geldik aslında buradan. Debug konusu. Şu ötekileri kapatayım. Çünkü loglarımı spamlamasınlar. Hatanın nerede olduğunu bulmaya çalışacağım. Bakın sondan başa doğru gidiyorum. Baştan sona doğru değil. Çıktığı aldığım yere geliyorum. Bakayım önce bu if'in içerisine giriyor mu? Evet girmiyor ki. Hani hiçbir zaman logumu yazmıyor. Görüyor musunuz? Hiçbir zaman şu 31. satırdaki logu yazmıyor. Dolayısıyla bu if'in içerisine hiçbir zaman girmiyor. Buna bakalım şimdi. Eğer W preset ise demişim. Burada tuş numarasını yanlış mı yazdım acaba ben? Şöyle bir 87 daha. 87 bizde de. Tamam. Değişmiyorsa tabii sayı. Bir daha bakayım.
Pardon ya, ben de böyle olmuyor ki. W'ye basmam lazım. W'ye basmıyordum ki. W'ye bastım. Ha, giriyormuş. Pardon, ben mouse klikinden bakıyorum. Çok pardon, affedersiniz. Şuraya geri döneyim. Ctrl S diyeyim. Bir daha bir oynatayım bakalım. Giriyormuş, giriyormuş, affedersiniz. Şimdi basıyorum. Basmaya başladım. Giriyormuş oraya. Yalnız karakterim hiç oynamıyor. Ahmet, seninki oynuyor mu? Evet, oynuyor. Bir daha deneyim. Benimki niye oynamıyor? Fluat CDX eşittir. STD sin. G dekturat cerot. Cerotu derece cinsinden hesaplıyorduk. Doğru mu? STD kos dekturat cerot. CX artı eşittir. CDX. Şöyle yapalım. Bunun dışına alayım. Almıyor. Pardon. CDX ile CDY'yi de global değişken yapayım. Virgül CDY noktalı virgül kaydedeyim. Şimdi şu başlarındaki şeyleri sileceğim, tanımlamaları. Bunları global değişkene çevireceğim. Tabii orada değişken tanımlayınca hemen ne yapıyoruz? Unutmuyoruz kesinlikle. CDX ilk değerlerini veriyoruz. Bunlar int miydi, y miydi? He. Sorun şu herhalde. Tamam, şimdi anladım. Şimdi tamam, bendeki sorunu anladım. Bu sin ve cos 0 ile 1 arasında değerler üretiyor ya. CDX ve CD'yi onları şimdi cx ekliyoruz da int'e çevirip ekliyoruz ve sıfır değerini şey yapıyor. Dolayısıyla benim şu rakamı biraz büyütmem lazım. Mesela bir tane hız eklemem lazım. Bunları şöyle yapayım. 4 ile çarpayım her ikisini de. Uydurdum 4'ü de. Şimdi oynatayım. Döndürdüm. İlerlettim. İlerlemeye başladı ama niye gitti o? Ha. Farkındaysanız hala gidiyor kendi kendine. Şu logumu sileyim. Şundan dolayı gidiyor. CDX ile CDY'yi hesapladım. Sonra da CX ve CY'ye ekledim ya. Ekledikten sonra CDX ve CDY'yi sıfırlamak gerekiyor. Veya şunları tekrar yukarı if bloğuna almak gerekiyor. Böyle bir yapayım bakayım. If bloğuna alayım. Parmağımı bırakınca durması lazım. Böyle de olur yani. Hatta CDX, CDY diye bir şey hesap değişken açmaya bile aslında gerek yokmuş. Evet, şu anda benimki gidiyor. Benimki de gitmeye başladı. Evet, son olarak gelelim S butonuna. Orada da geri gitsin. Geçiyorum. Bir de S press diye bir değişken tanım. Hemen yeni bir değişken tanımlayınca direkt bildiğiniz gibi hemen gidiyoruz setup'ımızda bir ilk değer veriyoruz. Eşittir false. Verdikten sonra biz bunu ne yapıyorduk? Keypressed, keyrelated fonksiyonlarında şey yapıyorduk, değerlerini atıyorduk. Dolayısıyla else diyelim, if diyelim. 83 diye aklımda kalmış. Eşit eşittir. 83 ise s Reset eşittir true diyelim. Tekrar söyleyeyim, normalde oyunda böyle yapmıyoruz bunu. Böyle bilmem ne preset eşittir true, bilmem ne preset eşittir true diye yapmıyoruz ama burada vaktim kısa olduğu için onu anlatmaya pek fırsat kalmadı. Normalde byte'lara kaydedip byte'ları okuyoruz. Evet, key eşittir 83 diyelim. Eşittir false diyelim. Ne dedim ya? Espresso eşittir false. Eğer key 83 ise espresso eşittir false diyoruz. Artık espresso'da S tuşunun basılması durumunu da bir tane bulunu almış olduk. Gelelim şuradaki eğer W preset'ın bittiği yerde else diyelim if S preset. Evet, W
söyleyin adını. W'ya basıldığında bunlar oluyordu. S'e basıldığında da ne olacak? Birisi ileri, birisi geriydi. Dolayısıyla bu ne yapıyorsa tam tersini yapacak. Gayet basit. Şurayı kollayayım. Bu ne yapıyorsa, yani W ne yapıyorsa tam tersini yapıyor. Yani bu sinüsü artı hesaplıyorsa bu eksi hesaplıyor. Kosinüsü de artı hesaplıyor. Aslında bu kadar. Ha şu toplama işlemini de her zaman yapayım mı? Şöyle yapayım. Bunu da alayım. Şuraya koyayım ki hangisinden yaparsak yapalım tek bir tane fonksiyonumuz olsun. Toplama fonksiyonu. Ve sonrasında ama böyle de daha uzun olur. İçlerine koyalım gene. Yok almıyorum öyle vazgeçtim. Cx artı cdx'i de aynen kopyalıyorum. If'in içerisine yapıştırıyorum. Burada bir oynatalım da test edelim sonra devamını konuşuruz. Sadece sinüs ve kosinüslerin eksi değerlerini ters çevirdim ikisinde. Döndürelim. Şimdi W'ya basıyorum. İlerledi. S'e basıyorum. Aynı açıda geriledi. Gördüğünüz gibi karakterimiz artık baktığı yöne doğru ileri geri gitmeye başladı. Bakın artık mouse'umu da takip ediyor ekranda. Ve ilerliyor. Yalnız artık ekrandan çıkar gider. Şöyle döndüreyim buraya geri. Böyle gitsin çıksın. Tekrar bu tarafa doğru döndürdüğümde gelir. Evet. Artık butonlarımız yapıyor. Burada hoş olmayan bir şey var. Çarpı dörtler. Onun için de bir değişken tanımlayalım. Buna da diyelim ki fluat C speed. Character speed o yani. Tabii değişken tanımlayınca hemen ne yapıyoruz? Setup'a gidiyoruz. Direkt gene. C speed eşittir 4.0F dedim. Ve burada kullandığım C speed'ler, dörtler yerine de C speed değişkenimi kullandım. Ki şundan dolayı mesela ben şimdi denemek için karakterin hızını arttıracağım, yavaşlatacağım. Hepsini de tek tek değiştirmeyeyim değil mi? C speed'in değerini değiştirince hepsinde otomatikman değişsin. Mesela hızlandırayım 8 yapayım. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi artık daha hızlı gidip gelmeye başladı. Mesela onu 2 yapayım. Önce Ctrl Z yapayım. Sonra 2 yapayım. Kaydedeyim. Oynatmaya başlayayım. Şimdi döndürüyorum karakterimi. İleri tuşuna basınca bu arada yanlış gidiyor. Niye? Ha yok tamam. Evet gördüğünüz gibi daha yavaş gitmeye başladı artık. İleri geri. Yani karakterin hızını buradan ayarlayabilirim. Ama 4 de bu arada tesadüfen güzel bir hız olmuş. Hocam Önder şeyi sormuş. Evet. Time delta time ile çarpabilir miyiz? Yapabiliyorsak çarparız. Bunu eklememiz bir yararı olur mu diye sormuş. Olur. Multiplayer oyun yazıyorsan yararı olur. Multiplayer yazmıyorsan hiç gereği yok yapmanın. Multiplayer oyun yapıyorsan çünkü sonuçta her bilgisayar farklı bir hızda çalışıyor. Tamam hepsi 60 ama ortalaması kimisinin 59.5 oluyor. Kimisinin 60.5 oluyor. Bazen böyle takılanlar oluyor falan. O yüzden delta time'a bağlamakta fayda var. Multiplayer yapıyorsan. Ama şu anda single player bir şeyler yapıyoruz. Hiç gerek yok ona. Evet. Başka biri de bir şeyler yazıyor. Şimdi bundan sonraki konu tabii kameramızı ilerletmek. Aslında ben biraz kamerayı da ilerleteyim sizin için. Yani bugün çünkü şöyle yapayım. Bu arada karakterim niye bozuk gidiyor? Bakın bu arada bende bir bozukluk var. Şimdi fark ettim. Baştan başlatıyorum. Bende bir bozukluk var. Evet beyler bayanlar. Karakterimi şu yöne baktırdım. Şimdi bakın ileri geri götüreceğim. Normalde ileri geri gittiğinde sürekli aynı kendi konumuna gidip ileri gelmesi lazım değil mi? Hep aynı böyle hareketi yapması lazım. İleri geri yapıyorum. Bakın yukarı doğru çıkıyor. Burada bir bug var. Gördünüz mü? Ta nerelere gitti? Dümdüz ileri geri yaptığım halde. Burada bir bug var. Bu bug'ı kim çözebilir bana?
Evet. Bu bakı bakalım kim çözebilir bana. Gördüğünüz gibi de tamamen birbirinin zıttı. CDX, CDY'ler. Burada artı sin cerot, burada eksi sin cerot. Burada eksi kos cerot, burada artı kos cerot. Başka hiçbir değişiklik yok. Normalde sürekli ileri geri gidip gelmesi lazım karakterin. Ama öyle olmuyor. Şöyle döndürüyorum. Mesela şöyle döndüreyim. İleri götürdüm, geri götürdüm. Gördüğünüz gibi farklı bir açıyla gidiyor. Görüyor musunuz? Ve yukarı doğru o yüzden gidiyor karakter. Bu bakı nasıl düzelteceğim? Bu bak neden kaynaklanıyor? Bakalım kim söyleyecek bana. Bu arada ekran paylaşımı olunca kameram kapanıyor mu açık mı yoksa? Ben Nasıl? Duyamadım sesini. kameram benim ekranım Yok, açık kamera da etkilemiyor. kamera açık gene değil mi? Evet, kamera açık. Şimdi kapandı mı? Şu an Biraz kapandı. internetim yavaşladı da onun için. Evet arkadaşlar. Bakalım kim cevabını verecek. Bu bakı kim çözebilir bana? Ekip şefiniz geldi. Dedi ki Ahmet, Mehmet kimler vardı? Zeynep vardı. Önder vardı. Bizim şimdi kimler vardı? Bakalım. Orhan var. Enes var. Önder var. Mert var. Evet arkadaşlar. Nasıl çözeceğiz? Bu bak nedir? Ataman var. Daha tabii başka bir de sesini duymadığım bir sürü insan var şimdiye kadar. Serkan var. Serkan da dolmuş. Evet. Var mı? Önder bir şey Ataman demiş. yazmış. SPRS'de CX ve CY'de artı eşittir yerine eksi eşittir kullansak demiş. Artı ama zaten tersine çeviriyorum. Bir şey değişmez yani. Eğer bunları eksi yazsam bu sefer bunları aynı yapmam lazım. Al bak senin için yapayım onu. Bunu eksi yaptım. Bunu da eksi yaptım. Ama tabii bunları bu sefer eskisi gibi hesaplamam lazım. Oldu mu şimdi Atamancım? Deneyelim. Bak deltalar aynı. Bu sefer senin dediğin gibi ekleme kısımlarını tersine çevirdim. Oynatayım bakalım. Karakterimi döndürdüm. İleri, geri. Bak gene aynı bak var gördün mü? Sizde oluyor mu bu bak bilmiyorum bu arada. Bende oluyor ama. Sizde oluyor mu? Denediniz mi? Ahmet sende oluyor mu? Sadece ileri geri gitmesi mi? Bug'ı daha Yes. çözmedim de. Sen bakın ne olduğunu anladın mı? Tam onu anlayamadım. Onu anlamaya Bak çalıştım. şimdi. Benim ekrana bak yani bak derken. Şimdi çalıştırdım. Allah'ım ya tam bunu çekecektim. Bak şimdi ekranımı görüyorsun değil mi? Ahmet. Evet, görünüyor. Bak şimdi karakteri rastgele bir yöne çevirdim. Şimdi W ve S'e bastığımda ne olacak? İleri gidecek, geri gidecek. İleri gidecek, geri gidecek, değil mi? Doğru mu? Gidiyor. Orada bir sıkıntı. Olduğu yerde gidip gidecek, değil mi? Bak Hı. şimdi ileri götürüyorum, geri götürüyorum. Olduğu yerde geri gidip ileri geri gitmiyor ama görüyor musun? Ekranın yukarısına doğru kayıyor. Bak, fark ettin mi? Zaten çıktı gitti, fark etmeme ihtimal yok. Olduğu yerde normalde gidip gelmesi lazım ama bir bozukluk oluyor ve ben dedim ki bu neden oluyor? Bu bakı çözün dedim. Önder şey yazmış. Sin ve kosu bilmiyorum ama sin değerini mi mesela? Yo yo aynı de açıya C rotun sinüsünü alıyoruz. Birinde topluyoruz, birinde çıkartıyoruz. Yani eğrilerle alakalı bir şey değil. Aynı değerler çıkıyor. Mert de şey yazmış. Sinüs ve kosinüs eğrileriyle alakalı bir şey mi diye sormuş. Evet, onlarla alakalı değil. Aynı değerler yani hesapladığımız kere. Önder de belki o açıyı belli bir açı eklersek olur mu demiş. Yo yo aynı açı ya. Cerot açısı. Her zaman cerotun sinüsünü hesaplıyorum. Cerotun kosinüsünü hesaplıyorum. Yani başka bir şey yapmıyorum. Buradaki bu minik hata neden kaynaklanıyor?
Evet. Varsa başka fikir verecek biraz daha bekleyeyim yoksa devam edeyim. Biri bir şey yazıyor galiba. Evet. Belli bir açıya kadar. Şöyle arkadaşlar. Şimdi ben de daha test etmedim de yani aynı hatayı daha önce de başka şeylerde rastladığım için nedeni aklıma geliyor. Biliyorsunuz yani yuvarlama diye bir kavram var. Biz cx'i cy'yi int yaptık. Burada precision sorunu var yani. Cx, cy'yi int yaptık. Deltaları float mıydı? Deltalar float, evet. Ama biz bu float'ları hesaplıyoruz. Şu çıkan ne türüdür? Bu bir float değil mi? Çünkü c root'un sin'i bu float döndürüyor. Bunu da c split'le yani float bir değerle çarpıyorum. Ve sonuç cdx de float. Burası float. Tamam. Okey. Sonra cx ekliyorum. Cx int. Int olduğu için cdx'i cx'e eklediğimde yani aslında bu işlem şudur değil mi? Yani cx eşittir cx artı cdx. Üste yaptığım işlem aslında budur. Doğru mu? Şu iki satır birbirinin aynısı. Şimdi bu int, bu float. Float'ı int'e eklerken ne yapıyor? Int'e çeviriyor bunu ve öyle ekliyor. Sonuçta int oluyor. Şimdi bunun değeri diyelim ki kaç hesapladık? 3,2 olsun. Bunu float'a eklerken kaça dönüştürüyor? 3'e. Doğru mu? Ve bu da 10 olsun diyelim. 13 oluyor. Sonuç. Peki. Eksiye gelelim. Eksi kısmındayız. Bunu hesapladık. Eksidi hesapladık. Mesela deminki ilk edeni yapalım da o daha açıkla anlaşılır olur. Biraz şimdi ben demin ataman söyledikten sonra tersine çevirmiştim ama açıklayabilmek açısından böyle çevireceğim. Şimdi şu kısma gelelim. Bu yazdığımız şu fonksiyon. Aa, bunlar da artı olacak artık. Şimdi şu fonksiyonla şu fonksiyon aynı şey. Cx artı eşittir cdx ile cx eksi eşittir cdx. Şimdi cdx ne geliyor değeri? Eksi 3,2 diyelim. Bunu kaça tamamlıyor? Eksi 4'e tamamlıyor. Eksi 4'ü 10'la topluyor. 6 çıkıyor. Pardon. Bu şimdi yeni değeri 13 olsun diyelim. Hani burada ilerlettik 13 oldu ya. Geriye bastım. 13'ten 4 çıkartıyor. 7 kalıyor. Anlatabildim mi? Yani 10'da pardon ya 13'ten 4'ü çıkartıyor. Sonuç 9 kalıyor. Yani başlangıçta 10'du. 13 oldu. Sonra 9'a indi. Oradaki o yuvarlamadan dolayı ufak bir fark oluşuyor. Ya aslında x'ten anlattım da bu sorun y'de oluyor aslında daha çok. Ki yukarı doğru gidiyor. Anladığım kadarıyla bu problem Y'de oluyor. Y işte tamamen anlattığım sorun oluyor. Y 10'ken C'ye 10'ken 4 ileriye W'ya basıyorum. 4, 3 ekliyor. 13 oluyor koordinat. 3 piksel aşağı gidiyor. Sonra S'e bastığımda eksi 4 hesaplıyor. 13 eksi 4 9 ediyor ve birazcık yukarı gidiyor. Yani 10. pikselden 9. piksele gidiyor. Böyle böyle yukarıya doğru çıkıyor. İşte sorun buradaki yuvarlama işleminden kaynaklanıyor. Bunu çözmek için ne yapabiliriz? Aklıma gelen en pratik, en hızlı çözüm şu cx ve cy'leri float yapabiliriz. Dolayısıyla bu toplama işlemlerinin sonucu da float olur. Dolayısıyla orada virgülden sonraki ondalık basamaklarda kaybımız olmaz. En pratik, en hızlı çözüm bu olur. Daha da ötesinde ne olur derseniz, şimdi bunu deneyeceğim. Daha da ötesinde bunu çizimde kullanıyoruz bakın. Mesela şu draw fonksiyonunda kullanıyoruz. Bu draw fonksiyonunun tanımına gideceğim. Kontrole basarak tıklıyorum. Bakın burada int x, int y istiyor. Koordinatlar için int türünden istiyor. Daha da ileri bir çözüm bu olabilir. Motor seviyesinde burayı float'a çeviririz. Float x, float y diye. Float w, float e. Böylece motora da float olarak göndeririz. Ama şimdi o
Öncelikle biz bunu bir test edelim de bunda bir bozukluk varsa onu yaparız. Hemen de oralara gitmeye gerek yok. Şuradaki karakterimizin X'ini, Y'sini float'a çevirelim. Bunu yaptım. Evet, bir oynatalım bakalım ne olacak. Ben de merak ettim. Düzelecek mi? O da var yani, bilmiyorum ki. Şimdi tahminim o. Yuvarlamadan kaynaklandı. Tıkladım. Şimdi ileri götürüyorum. Geri götürüyorum. Evet, şimdi olduğu yerde gördüğünüz gibi ileri geri gitmeye başladı karakter artık. Yani oradaki o yuvarlamadan kaynaklanıyormuş hata. Aslında bunu bilmiyorum, motor seviyesinde bir şey yapmaya gerek var mı? Yani bir bozukluk yok şu anda. O yüzden gerek yok. Eğer olsaydı yapardık. Evet, bu da çözülmüş oldu. Hemen kısaca son olarak bir de kameramızı da oynatalım. Karakterle beraber kameramız da ilerlesin. Ondan sonra da bugünü kapatırız. Şimdi kameramızı da ilerleteceğim. Kamera ilerletince ne oluyor? Şu background'ı çizdiriyoruz ya, background'ı şu anda her zaman sol üst noktada ilerletip çizdiriyoruz. Background'ı çizdirdiğimiz bölge mesela sağa doğru gidiyorsa karakterimiz sağa doğru gidecek. Aşağı doğru gidiyorsa karakter background'ın içerisinden kırpıp aldığımız ekrana çizdirdiğimiz parça aşağı doğru gidecek. O yüzden öncelikle bu background'ı şu anda bu fonksiyon tamamını çizdiriyor değil mi? Sıfıra sıfırdan. Bunu biraz editlemem lazım. Mesela şöyle yapabilirim. Background'un içerisinden bir parçayı kırpıp çizdirebilirim. Öyle bir versiyonu da var bu draw'un. Şöyle yapayım. Bunu sileyim. Nokta diyeyim. Draw diyeyim. Bakın, draw sub diye fonksiyonlar var. Bunlar verdiğimiz resim objesinin içerisinden bir parçayı kırpıp alıp da ekrana çizdiriyor. Bunlardan hangisini kullanacağım? Mesela şunu, üçüncüyü kullanacağım ben. X, Y, W, H. Yani ekranda çizdirdiğimiz yer ve ekrandaki genişlikte ile kaynak resimden aldığımız parçanın eksik source x'si ve kaynaktan aldığımız parçanın genişliği, yüksekliği. Bunu kullanacağım. Parantez açıyorum. SX eksiye neydi? Aynı, değiştirmiyorum. 0,0 diyorum. Pardon, X'ye. Genişliğimiz, yüksekliğimiz de tam ekran çizdireceğim için get width ve get height. Get height. Virgül. Şimdi resimde de aldığımız parça neresi? Onun da resminde sol üst köşesini alıyorum ben. Dolayısıyla 0,0. Bir de resmin tam ekran kadar bir parçasını alıyorum. O yüzden burası da gene get width virgül get height. Noktalı virgül. Şu anda draw değil ama bu draw sub olacak, pardon. Şu anda yazdığım komutun deminkinden hiçbir farkı yok. Ekranın sıfıra sıfırdan sağ altına kadar. Yani tam ekran çizim yapıyorum. Ve resminde üst sol üst köşesinden tam ekran büyüklüğü kadar bir parçasını kırpıp alıyorum. Çalıştıracağım, aynı şey. Bir fark yok. Evet, gördüğünüz gibi aynı. Peki. Şimdi şöyle yapayım. Mesela karakter sağa doğru ilerlemiş olsun. Şu nokta sol üst köşeye gelmiş olsun. İlerleyince böyle sola doğru gidecek ya o şey, arka plan. Buranın x'i kaç olur? 960 olduğuna göre atıyorum 600 falan olur. Mesela de test amaçlı olarak kaynaktan aldığım noktanın başlangıç x'ini 600 yaptım. Ekrandaki çizim yeri aynı, sırf tam ekran. Sadece kaynağı değiştirdim. Gördüğünüz gibi mesela karakter ilerlediğimde arka planı oynattığımda gördüğünüz gibi burası oynuyor. Bunu kullanacağım şimdi. Ne oldu? Drop sub. Fazla Ctrl Z'ye fazla bastım. Bunu yapmak için yepyeni bazı değişkenler tanımlamaya ihtiyacım var. Mesela float camx virgül cam y. Kamera x, kamera y'nin kısaltması.
Kemik, iskemye diye iki tane değişken tanımladım. Bunları hemen tanımlayınca ne yapıyorum? Setup'a çıkıyorum. Tanımladığım değişkenlere değer veriyorum. Bunları int mi yapacağım, float mu yapacağım diye takıldım ama karakteri float yaptığım için bunları da float yaptım. Ve ilk değerli olarak bunlara sıfır veriyorum her ikisine de. Sonra gelip şuradaki draw fonksiyonumun içerisinde kemik virgül kemiğe yazıyorum. Sıfır virgül sıfırın yanına. Niyetimi anlamışsınızdır herhalde. Şimdi mesela kemiksin, kemyenin değerini değiştirdiğimde kaynaktan kırpıp aldığım parçanın koordinatları değişecek. O yüzden değişkenleştirmiş oldum yani kaynaktan aldığım parçayı. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela ne zaman oynasın? Şimdilik şey yapayım. Direkt karakteri ben oynatınca kamerada onunla beraber oynasın. Hiçbir marş bırakmayayım. Bunun için şunu yapmam lazım. Şurada karakterimizin şöyle biraz küçülteyim de aşağıdakini gene görün. Şimdi şurada karakterimize delta x delta y hesaplıyorduk ya. Karakter konumuna ekliyoruz ya. Şimdi eğer karakteri yani doğrudan kamerayı karakter hareket ettiğinde götüreceksem karakterin artık ekrandaki konumu değişmez. Karakter hep ekranın orta noktasında durur. Ne olur? Arka planı oynatırım. Kamerayı oynatırım. Yani dolayısıyla artık karakterin şey miktarını, deltalarını karakterin x-y'sine değil, kemix, kemy'ye eklemem lazım. Bunda yalnız karakter hep olduğu yerde, ekrandaki olduğu yerde duracak, arka plan oynayacak. Ctrl S'ye bastım. Şimdi bir bakalım nasıl bir sonuç olacak. Karakteri şöyle döndürdüm. W'ya bastım. Gördüğünüz gibi karakter artık ilerlemeye başladı. Hatta arada bir yönü de değiştireyim şöyle. Gördüğünüz gibi haritamız da gidiyor artık. Gerçi oyun programlarken bu böyle programlanmaz. Çünkü şundan dolayı birazcık bir marj bırakılır. Yani belli bir marj içinde karakter kamera oynamadan hareket edebilir. Sağa sola, yani şöyle bir alan düşünün. Bu alan içerisinde karakter hareket eder. O alanın sınırlarına ulaşınca kamera oynamaya başlar. Normali budur. Ama ben şimdi pratik olsun diye doğrudan sürekli kamerayı oynattım. İkinci bir eksik yaptığım şey daha var. Haritanın kenarlarına ulaştığımızda şu anda karakterimiz durmuyor. Bir kontrol yaptım. Kontrol koymadım yani. Bir test koymadım. Durmuyor. Aslında onu da yapmak lazım. Karakterin haritanın kenarlarına geldiğinde normalde durması lazım. Ama onu da yapmadım. Şu anda en azından kamera haritada geziyor ama karakterim. Evet. Bundan sonraki aşama nedir? İşte dediklerimi yapıyoruz. Normalde eğitim tabii uzun süreçli bir şey. Yani oyun programlama gibi çok derin bir alanda hani bunlar bir temel başlama amaçlı şeyler ve temelde aslında basit şeyler. Yani kaç satır yani yazdığımız şeyi görüyorsunuz. O kadar korkulacak bir şey değil aslında. Yani dışarıdan göründüğü gibi aman sürükle bırak programları kullanayım daha pratik değil. Normalde ben aynı şeyi sürükle program bırak bir program kullandığımda da aynı sürede yapıyorum. Hatta yazmak daha pratik aslında. Ama nedir? İşte birazcık nasıl yapıldığını bilmek gerekiyor. Birazcık buradaki en büyük zorluk aslında bu da değil. Kod yazmak da değil. En büyük zorluk C++ kütüphanelerini oluşturup şu projeyi çalışır hale getirmekte. Ondan sonrasını aslında sizler kolaylıkla yaparsınız. Ama bu kısmı zor. Yani bütün C++ kütüphaneleri hazırlayayım, kendi motorumu hazırlayayım, her şeyi hazırlayayım, çalışır hale gelsin, oyun kodumu yazmaya başlayayım. O oyun kodunu yazmaya başlamak için bir 2 yılı harcamak gerekiyor ama. İşte orası da biraz zorlanıyor yeni başlayan arkadaşlar. O yüzden ben sürekli görüyorum. İşte daha başka hazır tool'lara yöneldiklerini görüyorum. Ama özellikle mühendislik öğrencilerimiz ve özellikle mühendis olacak olmayı hedefleyen öğrencilerimiz de kesinlikle C++'ın kullanımını ilerletmeniz lazım. Bu işin temeli, bilgisayar programcılığının temeli C++'dır.
Geçenlerde size söylemiştim Fark 1'de. Bir laf duymuştum birinden. İyi programcılar, pardon, bilgisayar programcıları C++ kullanır diyordu. Bayağı iddialı bir laf söylüyordu. O kadar ben şey değilim. Çünkü ben başka şeyler de yaptım. Muhasebe programları falan da yaptım. Diğer dilleri de kullandım. O kadar böyle iddialı bir cümle kullanmayacağım ama gerçekten işinizde, mesleğinizde ilerlediğinizde C++ kullanmaya başlıyorsunuz artık. Diğer diller yeterli olmuyor. Yok, işte Java'ymış, C#'mış yeterli olmuyor. İşinizi C++ görmeye başlıyor. O yüzden bu her mühendisin bu dili aslında mutlaka bilmesi lazım. Kolunuzdaki bir bilezik ve en iyi gelir de bu iş kazan, bu dil kazandırır. Evet, şimdi dolayısıyla hani zorluklara göğüs germek lazım ama. Böyle bir durum var. Biraz korkmayıp üstüne gitmek lazım. Bir kere her şeyi yerine oturttuktan sonra zaten alışıyorsun. Sonrası daha kolay. Hocam iki tane İşte soru gelmiş. Onu evet, nedir? sormuştum tam. Alalım. Normalde kamerayı nasıl hareket ettirmemiz lazım diye sormuş Mert. Normalde işte böyle. Anormal bir şey mi yaptım ki? Anlamadım Mert. Sorunu anlayamadım yani. Normal kamera ilerletiyorum işte. Yazar o. Bir de Sen öteki şunu mu kastediyorsun acaba Mert? Kamera nokta move parantez içinde 5,2 gibi bir komut mu düşünüyorsun? Siz Bunu mu şey kastettin? normalde böyle yapmıyoruz dediniz yazdı. Ha, normalde böyle yapmıyoruz derken Mert'cim şunu kastettim. Ben bak orada anlattım ama tam anlatamadım herhalde. Şöyle yapıyoruz normalde. Bak mesela karakterimiz sağa döndü diyelim gidiyor. Şu anda kamera direkt karakterimizle hareket ediyor değil mi? Normalde böyle yapmıyoruz. Şöyle bir alan tanımlıyoruz. Ekranın ortasında bir alan tanımlıyoruz. Ve karakter o alanda kaldığı sürece kamera oynamıyor. Şöyle karakter sağa sola gidiyor. Tamam mı? Buradayken böyle karakter kendi kendine oynuyor ama kamera hiç oynamıyor. Ne zamanki karakter bunun sınırına gelip devam edecek, o zaman kamera ilerlemeye başlıyor. Normalde böyle yapıyoruz. Çünkü oyuncu şaşırmasın diye oyun oynarken. Belli bir alanda iken kaldığı sürece kamerayı hareket ettirmiyoruz. Ama ben şimdi pratik olsun diye direkt her sürekli hareket eder hale getirdim kamerayı. Bir de bir Onun tane daha soru haricinde var. arkadaşlar bir de şunu söylüyorum size. Bizim yetiştirdiğimiz insanları framework'ler yazsınlar, motorlar yazsınlar. Yani oyun motorları yazsınlar, işletim sistemleri yazsınlar diye yetiştiriyoruz. Yani hedefimiz o. Şimdi burada verdiğim hareket şu oluyor. Bakın motor yazdığınızı düşünün. Bu oyuna bir motor yazıyorsunuz. Nasıl bir fonksiyon yazarsınız kullanıcıya? Mesela dersiniz ki biraz da motor yazıyormuş gibi hareket edelim. Mini motor yazılımı simülasyonu. Void. Böyle bir şey yaparsınız kullanıcıya. Move kamera. Pardon ya. Niye bu parantezi açtım ben? Şu parantezi sileyim. Move kamera. Nedir? Biz bunu delta x, delta y'leri fluat cam dx virgül fluat cam dy diye bir fonksiyon tanımlarsınız. Tamam mı? Motor yazılımcılığı gözünden bakarsak böyle. Hemen CPP'ye gideriz. Bir tane bu isimde bir fonksiyon oluştururuz. Fonksiyonumuzu oluşturduktan sonra içerisine şunu yazarız. Şunu burada yaptığımızı aslında buraya koyuyoruz. Cam D'ye. Pardon, capset lock'a bastım. Cam D'ye. Şuradan da artık kaldırabiliriz. Budur. Yani o burada adam sadece move kamerayı görüyor. İçindekini görmüyor ama aslında içerisi bu. Şimdi böyle diyoruz. Kullanıcıya böyle bir komut gönder diyoruz. CDX, CDY diye hesapladığı değerleri sizin move kameranıza gönderiyor. Siz de onu ekliyorsunuz şeyin içerisine. Bu. Gördünüz mü? Biliyorsunuz ya motorlarda genelde move camera diye bir fonksiyon vardır. Bakalım bu da çalışıyor mu aynı şekilde? Çalışır mı? Aynı şekilde çalışır. Ne farkı var? Sadece burada ekledim. Evet, gördüğünüz gibi aynı şekilde çalışıyor.
Yani benim şunu anlatmak için söyledim. Yani burada yaptığımız şeyler aslında motoru yazarken arka planda yaptığınız şekliyle anlatıyorum ben konuyu. Biz öyle yapıyoruz yani GameLab'de ki bir sonraki aşamada da artık kütüphanelerin derlenmesi, işte bu motor yazımı, OpenGL komutları gibi alanlara geçiyoruz. Yavaş yavaş öğrenciyi framework yazımına yani kütüphane yazılımına doğru götürüyoruz. Yani temelde yetiştirdiğimiz kişi kütüphane yazılımcısı. Oyun yazılımcısı değil de oyun motoru yazılımcısı. Veya yazılımcı değil kütüphane yazılımcısı. Yani normal bir yazılımcının bir level üstünü işletim sistemi yazan bir kişi yetiştirmeyi hedefliyoruz eğitimlerimizde. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın bayağı ilerletir. Hem bilgisayar programcılığı seviyenizi çok ilerletir, hem tekniğinizi çok ilerletir, hem oyun yazılımcılığınızı çok ilerletir verdiğimiz eğitim tarzı. Evet, bir soru daha var demiştin Ahmetciğim. Oyun yapmak istediğimizde ayrıca yeni bir oyun motoru da mı yazmalıyız, yoksa Unity ve Unreal kullanamaz mıyız? Önder sormuş. Önderciğim, şimdi kullanabilirsin tabii yani ne istiyorsan onu kullan, sen bilirsin. Yalnız bilgisayar mühendisi misin? Ne okuyorsun Önder? Şu an lise öğrencisi. Lise öğrencisi. Hayatta ne olacağınla alakalı bir şey Önder. Hayattaki hedeflerin nedir? Nasıl söyleyeyim sana? Şimdi su tesisatı yaptırıyoruz elimize. Değil mi? Su tesisatını çizen, dizayn eden bir mühendis de var. Onu yapan, gelip burada uygulamasını yapan bir teknisyen de var. İkisi de değerli işler. Sen bunların hangisinden hoşlanıyorsan onu yap. Yani bu soru bu. Hani ikisi de ya, ikisini de ben kötülemiyorum kesinlikle. Sonuçta neyden hoşlandığına bağlı. Hayatta en çok hangi işten hoşlanıyorsun? Mesela benim birçok arkadaşım var. Televizyonu, işte elektronik cihazları tamir etmeyi sever. Yani elektronik mühendis olacağım diye düşünmez ama ne diyeyim, televizyon tamircisi, elektronik tamircisi dükkanı açacağım diye düşünür. Odur. Şimdi burada sen bu motorları kullanabilirsin ama bunlar sonuçta orada bir mühendis onu yazıyor. Sen de onu kullanan kişisin şimdi. Tamam mı? Dolayısıyla yani sen orada mühendisliğini yapmıyorsun işte. Şimdi bu fark var. Yani ne olmak istiyorsun ileride? Eğer sen motoru yazmayı öğrenirsen, yani yok Unity'yi kullanmayı öğrenirsen nerede iş başvurusu yaparsın? Mesela şu anda startuplar Unity kullanıyor, değil mi? Büyük firmalar kullanmıyor. Herkesin kendi motoru var. Ne yaparsın? Gidersin Unity ile oyun yapan bir startup'a iş başvurusu yaparsın. C++'la kendin tamamen yazmayı biliyorsan nereye başvuru yaparsın? EA'ye başvurursun. İş başvurusu yaparsın. Veya Ubisoft'a iş başvurusu yaparsın. Veya Rockstar'a iş başvurusu yaparsın. Yani tabii ama öyle yapıyorsan İngilizceni de geliştirmen lazım. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla hedeflerin yani kendine kattığın birikimin hayatta ne olmak istediğin hedefin bunlar bir bütün. Buna sen karar ver. Ama bir de şunu söyleyeyim. O tip bir motor kullanacaksan bile yerli bir ürün kullanmaya bak. Tamam mı? Çünkü yerli ürünlere ihtiyacımız var. Şimdi Türkiye'de bu konuda bir yanlış bir şey gidiyor. Tamam onlar da yani gerekli. Yabancı ürünler de gerekli. Onlar da gerekli ha bu arada. Onlar gerekmiyor demeyeyim. Yanlış da ifade olmasın. Çünkü onların da kalitesi yüksek. Kaliteyi arttırmayı sağlıyor. Yerli ürünler de gerekli ki yerli ürünler de yabancı ürünlerin kalitesini arttırmasını sağlıyor. Mesela bir örnek verirsem sana. Bizim bir 3 boyutlu futbol oyunumuz var. Tasso 3D. 2014 yılında biz bunu Android'e taşıdık ve Google Play'de çıkarttık. İlk indiren kimdir biliyor musun? EA'dir. İlk indiren. Yani biz de böyle heyecanla dünyanın neresinden indirilecek diye IP numaralarına bakıyorduk. Abi baktık bilmem ne nokta EA nokta bilmem ne nokta com. Böyle özel bir IP'si var onların. Dolayısıyla onlar indirdi. İlk indirendir ha dünyada. Android versiyonu. Sonra bir hafta geçti üzerinden. Bir gün böyle evde oturdum haberleri seyrediyorum. Spor haberlerinde o sırada da federasyon başkanı şeydi. Yıldırım Demirören'di. Heyecanla çıktı böyle basın toplantısına. Evet arkadaşlar dedi. Bunca yıllık dedi.
çabalarımız dedi sonuç verdi dedi. EA dedi FIFA'ya dedi Türkiye Ligi'ni eklemeye kabul etti. Bak şimdi. Yerli ürünün de bu gücü var işte. Yabancı ürünün kalitesinin artmasına neden oluyor. Yani tam yabancı ürünler yerli ürünlerin kalitesinin artmasına neden oluyor ama yerli ürünler de yabancı ürünlerin kalitesinin artmasına neden oluyor. Yani bu ideal bir endüstri, yabancı ürünler, yerli ürünler böyle iç içe yaşadığı bir ekosistem olması gerekir. Ve de tabii ideal bir endüstride senin ülkende her şeyi yapabiliyor olman gerekir. Şimdi bir de ilkini seyretmediğini varsayıyorum ben. İlkine katılmadın herhalde ve seyretmedin. Orada ben uzun uzun anlattım bu konuyu. İnsanlığın geliştirdiği teknolojiye katkı yapmamız lazım. Şimdi hepimiz böyle o ürünleri kullanırsak yani böyle davranırsak kimse bizi iplemez. Hani müşteri olarak bile iplemez. Çünkü zaten seve seve müşterisi olacaksın adam. Başka bir seçenek bırakmıyorsun kendine. Başka bir seçeneğin yok yani. O zaman kimse sana saygı duymaz. Gördüğün gibi yani o güne kadar 2014'e kadar FIFA canı istemediği zaman Türkiye Ligi'ni koymuyordu bile. Al sen müşterisin hem de ne oluyor? Hiçbir anlamı yok. Çünkü bütün dünya müşterisi. Sonuçta bir öncelik sırası var. Sana sıra gelmeyince koymuyor adam. Bu kadar basit işte. Ama sen üretici gücün varsa o zaman ne olur? Herkes sana saygı duymaya başlar. Dolayısıyla senin kişisel olarak söylemiyorum ama ülke bazında söylüyorum. Genel mühendislik bazında söylüyorsam insanlığın ürettiği teknolojiye katkı yapmamız lazım. Bu o zaman saygı duyuyoruz. Yoksa kimse saygı duymaz. Kimse Türk mühendisini, Türk yazılımcısını iplemez. Biz burada Game Lab olarak üstümüze düşeni bayağı bir yaptığımızı düşünüyorum. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Sizlere de tavsiyem üretici olmanız. Tüketici değil, üretici olmanız. Evet, başka bir şey var mı acaba Ahmetciğim? Başka bir konu başlığı var mı? Lütfen onu önceki part 1'i uzun uzun seyret. Rica ediyorum. Orada çok uzun anlattım, konuştum bu konu hakkında. Evet, başka var mı? Başka soru yok. Sadece şey söyleyeceğim. Katılım sertifikamız var. Sadece 10 dakika sürecek. Onun haberini vereyim dedim. Forma atıldı şeye, chat'e. Bakabilirsiniz. Bu arada şimdi ben ekranımı nasıl kapatacaktım? New şehirden mi kapatacağım? Stop şehirden. Şehrin orada. Tamam. Yani stop. Geldi. Evet. Evet arkadaşlar, bu çok gene çok profesyonel bir şey oldu. Etkinlik oldu. Hem Teknolog Üsküdar ekibine çok teşekkür ediyorum. Her etkinlik tam profesyonel bir ciddiyette gidiyor. Tıkır tıkır her şey yürüyor. Gerçekten hem Nurullah'a, hem Serkan'a, hem Ahmet'e, Zeynep'e, diğer üyeleri göremedim şu anda ama Furkan var galiba ekipte. Bütün ekibinize teşekkür ediyorum. İnşallah daha başka etkinliklerde de gene sizlerle birlikte oluruz. Bütün katılımcılara ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka etkinliklerde beraber oluruz. Game Lab'e de bekleriz hepinizi.